Merhabalar, Sisolar için Çet GPT webinarına hoş geldiniz. Ben Ensar Şeker. Şu an ama bir dakika bu bir kadın sesi değil mi diye soruyor olabilirsiniz. Aslında haklısınız. Bu bir kadın sesi ama ben bir kadın değilim. Çünkü ben eş zamanlı ses değiştirebilen bir yapay zekayım. Şimdi de bir erkek sesiyle devam edelim. Umarım webinara bu şekilde bir girişle sizlerin dikkatini birazcık da olsa çekebilmişimdir. Bugün çok gündem olan ChatGPT siber güvenlik tarafında nasıl kullanırız? SISO perspektifinden anlatmaya çalışacağım. Sanırım artık kendi sesime dönsem çok daha iyi olacak. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Sizler için keyifli ve faydalı bir webinar olmasını biliyorum. Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sizin kısmen ilginizi çekebileceği düşündüğüm bir yapay zeka ses değiştirme uygulamasıyla webinara başlamak istedim. Şimdi orijinal sesime döndüm. Aslında bir tane uygulama vardı Voice AI diye. Orada Elon Musk'ın falan da sesleri vardı. Ee, onlarla açılış yapmak istemiştim. Ama birincisi onun Türkçe dil desteği yoktu. İkincisi de şu anda sadece Windows'larda vardı, Mac'lerde yoktu. Dolayısıyla indiremedim ama indirseydim bile Windows'dan alortama muhtemelen kullanamayacaktım. Umarım sesim iyi geliyordur. Şu anda 5 geçiyor artık. Gelenler geldi zannediyorum yavaş yavaş başlayabiliriz. Öncelikle biliyorsunuz ChatGPT'nin bu gündeme gelmesiyle çok fazla kullanılmasıyla bütün dünyada genel popüler bir izlenim var bir şey popüler olduğu anda herkes o işin uzmanı olmaya başlıyor i̇lginç ilginç, ilginç title'lar şeyler görüyoruz offensive AI specialist offensive AI işte bilmem professional gibi hiç ömrü hayatımda duymadığım şeyleri duymaya başladım ChatGPT'nin şey yapmasıyla bununla ilgili eğitimler şunlar bunlar çıktı ama kendi adıma şunu söylemek isterim yapay zekada e, siber güvenlikte özellikle ve yapay zekada siber güvenliğin özellikle e, içinde yapay zeka nasıl kullanılır bununla ilgili eskiden beri çalışmalar yapmaya çalışıyorum burada da birkaç örnek göstermeye çalıştım yani şunu söylemeye çalışıyorum ChatGPT çıktı ben uzman olup e, böyle bir webinar yapma şeyinde olmadım zaten görmüş olduğunuz gibi 2020'den Öteki de 2021'den bir görüntü yapay zeka ile ilgili e, tatü bitakta çalıştığım zamanlardan beri çalışmalar yapmaya çalışıyorum çünkü siber güvenlikte e, yapay zeka'nın önemli bir rolü olduğunu ya da olması gerektiğini düşünüyorum. ChatGPT ile bu ChatGPT ile bu ivme kazandı. Evet, ama yeterli seviyede mi beraber değerlendireceğiz. E, gelecekle ilgili çalışmalarda da kendi yorumlarımı size aktarmaya çalışacağım. Peki ChatGPT'nin genel teknolojisine baktığımız zaman e, burada görmüş olduğunuz gibi sizlerin de bildiği gibi aslında ChatGPT ve diğer yapay zekalar büyük bir veri havuzundan besleniyorlar ve doğal dil, dil işleme dediğimiz NLP sistemlerini kullanıyorlar. Ve bu sistemlerle bir chatbot olarak e, gidip kaynaklardan e, bazı analizler yapıp üstüne de bir şeyler koyup... E, size sonuçlar getirmeye çalışıyorlar. Temelde yapmaya çalıştığı şey şu aslında. Burada teknik detaya girmeyeceğim tabii ki. Ama çok güzel bir makale var bulduğum. Teknik olarak ChatGPT'nin arka tarafta nasıl çalıştığını anlatıyor. E, mümkünse o linki ben şu anda paylaşamıyorum zannediyorum ama e, webinardan sonra sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Merak edenler oradaki makaleyi okuyabilirler. Teknik olarak ChatGPT nasıl çalışıyor daha detaylı görebilirsiniz. Burada temelde yapmaya çalıştığı şey aslında şu ana kadar biliyorsunuz makul bir devamını sağlamak. Yani bu aldığı aslında inputların bir analizini yaparak ChatGPT bunun prediction'la yani tahminle e, şeyini sağlamaya çalışıyor. Makul seviyeden kastımız işte bu kadar milyarlarca web sayfasını ve yazdıklarını analiz edip e, bir sonraki şey ne olabilir? Yani bu cümle. Hani bizde de var deyip okulda hatırlarsanız bir ya da işte İngilizce öğrenirken başka bir dil öğrenirken bir cümle veriliyor o cümlede boş bırakılıyor bu cümleye ne gelebilir sizden tahmin etmeniz isteniyor siz de tabii ki doğal olarak bilgi birikiminize cümlenin akışına şuna buna göre bir sonuca varmaya çalışıyorsunuz aslında Chat GPT bundan çok farklı değil yani bu kadar şeyleri analiz edip günün sonunda diyor ki bu cümlenin devamı şöyle olmalı şunlar gelmeli. Bu şekilde eklemeler yapıyor. Ee, şu ana kadar göz önüne aldığımız şeylere bakarsak işte dediğim gibi bir sonraki kelime ne olmalı? Daha doğrusu ne olmalı? Nasıl açıklanabilmeli? Bununla ilgili bir token oluşturuyor. Ve bu token üzerinden yeni kelimeler e, umarım çiftçi bunu hakaret kabul etmez uyduruyor. Yeni kelimeler e, bazen uydurabiliyor. Bakıyorsunuz öyle bir kelime yok aslında. Ya da işte birazdan birkaç örnek vereceğim yanlış analizler yapabiliyor. Bunu da şey kısmında konuşacağız. Yani ne kadar güvenilir, ne kadar şeydir kısmında konuşuyor olacağız. Dediğim gibi buradaki kısa süre içerisinde şey kısmına girmek istemiyorum. Teknik kısma. Bunu kendim yazmadım açıkçası ama sosyal medyadan aldığım bir örnek. Burada işte birisi ChatGPT'ye Halit Siyah Uşaklıgil'in araba sevdası romanını özetleyebilir misin diyor. Eğer o romanı okuduysanız, buradaki özete bakarsanız tamamen sallamasyon bir özet. Yani baştan sona uydurmaktan ChatGPT çekinmemiş. Getirdiği sonuç gerçekten vahim bir sonuç. Bir başka daha örnek sizinle paylaşmak isterim. Bu biraz önce anlattığım hani işte cümle doldurma ChatGPT'nin nasıl çalıştığı üzerine konuştuğumuz için Gerçek örneklerle görmeniz açısından bir başka örnek yine işte Tolstoy'un Goryat Baba adı romanını e, bir özetini istemiş. Eğer ilk cümleye bakarsanız işte Tolstoy'un Goryat Baba adlı eseri aslında Honoré de Balzac Feregoryat romanının Rusça çevirisidir diyor. Böyle bir şey olmadığını biz çok iyi biliyoruz. İkisi birbirinden tamamen e, alakasız e, ayrı zamanlarda yazılmış romanlar. Ama görmüş olduğunuz gibi chat GPT e, böyle sonuçlar getirebiliyor. Dolayısıyla teknik olarak değerlendirdiğim bir zaman tam bir performans, yani istenilen bir performans var mı? Yok. Bunlar çok ciddi tehlikeli sonuçlar getirebilir. E, bazı durumlarda örnek veriyorum ne gibi diyeceksiniz? Yani romanı karıştırması nasıl tehlikeli bir sonuç getirebilir ki? Örnek veriyorum bir hastalıkla ilgili siz bir şey yazdınız tamamen alakasız bir şey getirdi. Şu ilacı alırsan ya da şu metodu uygularsan e, hani deriz ya koca karı metotları insana e, çok daha kötü yapabilecek sonuçlar getirirse tabii ki kimse medical purpose için kullanmıyordur ama böyle bir durum olduğunu düşünüyor da biz diyoruz ki siber güvenlikte de kullanımı değil mi? Sonuçta siz bir şekilde bunu organizasyonla organizasyonunuzla e, entegre edeceksiniz, adapte edeceksiniz ve buradan sonuçlar bekleyeceksiniz hiç kritik olmayan bir sonucu çok kritik şu anda şöyle bir durum var diye getirmesi e, ciddi rahatsızlık oluşturacaktır. Aynı zamanda şeyleri de gördüm. Eee e belki siz de görmüşsünüzdür. İşte ilkokul öğretmenleri e, basit mantık soruları soruyorlar. ChatGPT e, yine bizde de hatırlarsanız ilkokulda sorular vardı ya. Şunun yaşı şundan büyükse şu şöyleyse e, hangisi en büyüktür bunlardan? Yine bunlar arasında da ChatGPT'nin getirdiği sonuçlar e, gerçekten kötü sonuçlardı. Hani bizim için çok basit aritmetik işlemler olabilmesine rağmen ChatGPT'nin getirdiği sonuçlar e, gerçekten vahim sonuçlardı. E, bu kısmı aklımızın bir yerine yazalım lütfen. Hani işin teknik tarafına girmedik ama gelen sonuçların ne kadar e, makul olabileceği ya da e, sıkıntı olup olmayacağı. Daha sonra bununla ilgili değerlendirmelerimizi yapıyor oluruz yine. Şimdi tabii ChatGPT'yi siber güvenlik alanında buradaki listeden çok daha fazla alanda kullanabiliriz. Ee, bununla ilgili e, neler yapılabilir? Uğur Kay'dan bir soru geldi bu arada. Ensar Bey merhaba. Yanlış uydur. Böyle... Ee, evet olabilir Uğur Bey. Gerçi isterseniz bunları şeyin sonuna cevap vereyim. Şimdi şeyi bölmeyeyim. Uğur Bey şeyin sonuna cevap vereyim. Burada prompt çok önemli. Yani prompttan kastım şu. Zaten prompt uzmanlığı da çıktı biliyorsunuz. Hatta senelik 300-350 bin dolar ödeme yapan şirketler var. E, chat GPT'ye sorma şekliniz. E, eğer sizin de şey şeyiniz varsa benim gibi. E, böyle bir araştırmacı, zorlamacı yönünüz varsa. Benim yapmaya çalıştığım chat GPT ile ilgili. O yüzden burada size şeyleri aktarmaya çalışacağım. Yani efendim şöyle kullanılır, böyle kullanılır. Ben bu işin uzmanıyım değil. Sadece kendi deneyimlerimle, know-how'larımı aktarmaya çalışacağım. Yaptığım çalışmalardan bir tanesi de ChatGPT ile ilgili ya da işte diğer yapay zeka tool'ları. Biliyorsunuz son 2-3 haftada bile, son bir haftada 150'den fazla şey geldi yapay zeka tool'u. Ondan önceki hafta 200'den fazla. 100 yani takip edemez oldum. Alternatifleri olduğu söyleniyor ChatGPT'nin. Onlarla ilgili de ChatGPT ile ilgili yapmaya çalıştığım şu. bir şey yazıyorsunuz. Bana şununla ilgili sonuç getir. Ve sürekli onu değiştirmeye çalışıyorum cümleyi. Ya başka bir cümle yazdığım zaman başka şeyi getirecek mi? Evet gerçekten başka bir şekilde ifade ettiğiniz zaman sonuç farklı geliyor. düz bir şekilde ifade ettiğiniz sonuç, zaman sonuç farklı geliyor. Yine farklı yapay zekalarla denemeye çalıştım. İşte ChatGPT'ye girdiğim bir promptu Promptan kastımız işte örnek veriyorum. Bana bir makale yazar mısın? Demek var ya da şunu demek var. Senin bir e, siber güvenlik araştırmacısı gibi davranmanı istiyorum. Siber güvenlik araştırmacısı gibi davranırken tıpkı onun gibi bana bir makale yazabilir misin? E, arasında sormanız arasında gelen sonuç arasında çok ciddi farklılıklar var. Hatta şöyle bir şey var. E, i̇şte ileride size göstereceğim. Promptlar arasında sorduğum. Bir tane makalenin özetini istiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu makaleyi özetleyebilir misin? Bir şey yazıyor. Sonra diyorsunuz ki bu istediğim kadar şey olmamış, derinlikte olmamış. Daha detaylı özetler misin? Bu sefer daha detaylı özetliyor. Aslında ilk promptta şey yazsaydınız işte bana detaylı özetler misin? Çünkü, ya bu detaydan da kalsın bir iki paragraf tabii ki o kadar detaylı değil. E, ama genel sonuçlar farklı olabiliyor. Ben dediğim gibi burada e, kendimce yaptığım e, bir listeyi koydum buralarda kullanılabilir diye. Bundan çok daha fazlası için kullanılabilir e, sınır gökyüzü. Yani sizin tamamen yaratıcılığınızda kalmış bir şey. E, çünkü mesela kendi adıma da 3-4 tane proje yürütmeye çalışıyorum. ChatGPT'nin siber Güvenlik tarafında kullanılmaya ilgili. Kısmen bunlardan bahsediyor olurum size. E, ama tamamen sizin e, nasıl kullanmak istediğinizle alakalı organizasyonunuza uyması gereken konuyla alakalı ee, değişebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman işte güvenlik taramalar için herhangi bir kuruluşun e, sistemlerinde, ağlarında e, taramalar yap yapmak için ChatGPT kullanılabilir. İşte incident response tarafında yani olay müdahalesinde yine biliyorsunuz zaman çok önemli. Bu zamanı kazandırmak için ChatGPT sis olarak çok ciddi destek sağlayabilir. Burada hızlı ve uygun belirleyerek e, size incident'la ilgili detaylar getirebilir. Bununla ilgili bir bölüm olduğu için çok fazla burada girmeyeyim. İşte bununla ilgili sektörde biliyorsunuz işte güvenliği, veri güvenliği ve gizliliği yöneten çok katı düzenlemeler var. Yine bunlarla ilgili compliance manager dediğimiz KVKK'dır, GDPR'dır. İşte organizasyonunuzu bağlıyorsa PCI DSS'tir ya da ISO 27001'dir. Bununla ilgili de yine e, chat GPT'nin katkıları olabilir. Çalışanların eğitiminde e, yine önemli bir e, katkı sağlayabilir. Burada işte birkaç madde var bahsetmek istediğim. Yine bu ana başlıklardan bir tanesi olduğu için e, çok burada girmeme gerek yok. Oralarda bahsediyor olacağım. E, i̇şte yine kötü ya da işte otomatik tehdit tehdit tehditlerin tespit edilmesinde yine hem chat GPT hem yapay zeka ...şeyleri kullanılabilir. Burada chatbotları kullanarak bir şirketin tehdidi algılaması... Yeni ...yanıt vermesi ya da o tehdide e, otomatikleştirilebilir. Zaten biliyorsunuz e, şirketler tarafında en çok ihtiyacımız olan şey... E, ...bazı noktalarda özellikle insan gücünün e, çıkarılarak... ...yani insanı kontrol mekanizması olarak her zaman tutmakta fayda var. E, ama iş gücü olarak oradan çıkarıp... ...işte otomatikleştirilmesi e, gibi bir durum söz konusu... Dolayısıyla burada da önemli katkılar sağlayabilir. Kötü yazılımların tespiti için kullanılabilir. İşte biliyorsunuz IOC'ler var. Bu IOC'leri öğretirseniz ChatGPT'ye daha hızlı ve daha kolay tespit edebilir. Ya da işte bazı platformlar, e-postalarla ilgili şeyleri öğrete öğretebilirseniz ChatGPT'ye. Şunlara şunlara dikkat et diye. O e-posta daha şirketin ağına girmeden ChatGPT tarafından durdurulup engellenebilir. Yine e, baktığınız zaman tehdit istihbaratı tarafında özellikle tabii ben sokralarda çalıştığım için ve tehdit istihbaratı ana işimiz olduğu için e, orada yapay zekanın kullanılması ya da chat GPT'nin kullanılması e, gerçekten çok önemli roller oynayabilir. Onunla, onunla ilgili de için burada detaya girmiyorum. Güvenlik derecelendirme kısmında da Yine baktığınız zaman işte IP adresi, URL'ler, çeşitli varlıkların güvenlik durumu, gerçek zamanlı izlenebilir, SSL sertifikaları, DNS kayıtları, WHOIS kayıtları gibi parametreleri ChatGPT analiz ederek bunlarla ilgili riskleri anlamlandırmaya ve güvenlik dereceleri belirlemeye sizlere yardımcı olabilir. Yine sizler açısından mesela şu son güvenlik derecelenmesiyle ilgili ana bir başlığım yok ama gerçekleştirmek istediğimiz bir proje kapsamında söyleyebilirim. Örneğin biliyorsunuz tehdit seviyeleri var, ee, özellikle istihbarat kuruluşlarının oluşturduğu ya da işte güvenlik kuruluşlarının tehdit seviyeleri nedir? İşte bu düşük seviyedir, ee, işte low oradan başlıyor, orta seviye, yüksek seviye, kritik seviye, e, ani saldırı. Bunlar aslında teröristlerin yapacağı saldırılara göre yapılan tehdit seviyeleri, yani güvenlik kuruluşları ilk bu amaçla oluşturmuşlar işte diyorlar ki herhangi bir terör saldırısı, indikasyonlara göre, parametrelere göre, birçok parametreyi... Tabii ki burada en kritik şey istihbarat. Yani istihbaratın çok sağlam olması lazım ki bu derecelendirme olabilsin. İşte diyorlar ki şu anda örnek veriyorum düşük seviyedeyiz değil mi? Türkiye olarak, Türkiye yapılacak, Türk topraklarına yapılacak bir terör saldırısı için örnek veriyorum. Bizim güvenlik... Kuvvetlerimiz dediler ki seviye düşük yani şu anda bununla ilgili bir istihbarat ya da bir indikatör yok. E, ama gelen istihbaratlar, işte yaşanan olaylar, e, çeşitli şeyler, durumlar e, gösterdi ki bizim güvenlik kuruluşlarımıza e, her an bir tehdit yani terör saldırısı olabilir. Ne yaptılar e, oradaki seviyeyi düşükten yükseğe çektiler. High diyelim mesela ya da critical diyelim critical'a çektiler. Güvenlik kuruluşlarımız dediler ki tehdit seviyesini critical'a çektik. Şimdi bizim vatandaş olarak ne yapmamız lazım kritikala çektiğimiz zaman? Aslında çok detayları bilmemize gerek yok değil mi? Yani güvenlik kuruluşları tabii ki bununla ilgili tedbirleri alıyorlar arka planda. Ama bizim şunu biliyor olmamız lazım. Yani seviye kritik olduğu zaman çok daha dikkatli olmamız lazım. Yani yolda lay lay gezerken seviye kritik olduğu zaman lay lay gezemezsiniz. Ya da örnek veriyorum kalabalık yerlere çok rahat giderken, seviye düşükken artık gidememeye başlarsınız. Endişe etmeye başlarsınız. Çünkü terör saldırısıyla, ani bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Tamam güzel. Bunun ne alakası var şu anda? Çift ile siz öyle şununla bununla diye sorabilirsiniz. Şöyle bir alakası var. Tehdit seviyeleri bizim için de önemli. Yani siber güvenlik tarafında da tehdit seviyeleri mesela siz SISO olarak işte şirkette çalışanlara özellikle güvenlik sektörüne değillerse ya işte hemen siber saldırı olabilir. Şöyle olabilir, böyle olabilir. İşte phishing saldırıları var. Şöyle şey yapıyorlar. Bunlar çok etkili olmayabilir ama tehdit seviyeleri üzerinden şirkete bir şey anlatabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Şirkete yapılabilecek siber saldırı seviyesi bizim için şu anda düşük istihbarata gelen analizlere göre. Ama bunu yükseğe çektiğimiz zaman lütfen e-mailleri açarken daha dikkatli olun. Ya yani daha doğrusu e-mailleri açarken değil de oradaki linkleri tıklarken ya da ekleri indirirken çok daha dikkatli olun çünkü aldığımız istihbarat ve yaptığımız çalışmalara göre tek parametre e, istihbarat değil tabii ki. Çalışmalara göre e, şirketimize yapılabilecek bir siber saldırı bekliyoruz yakın zaman. Bu herkes için çok açıklayıcı olur. Peki bu tehdit seviyelerini yaparken işte oturup parametreleri birinin analiz etmesi yerine SISO'nun e, ne yapabilir bu noktada chat GPT size çok ciddi fa fayda sağlayabilir. E, bu noktada ben de kendi adıma arkadaşlarımla bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Peki birçok alanda kullanılabilir dedik. Peki gerçek hayata baktığımız zaman ee, sen dedin ki işte kendi deneyimlerinden anlatacaksın. Nedir böyle sağdan soldan bulduğun makale yazıları getirip bize anlatma. İşte ChatGPT şurada kullanılır, böyle kullanılır. Aslında kullanılabilir mi? Emin değiliz. Biraz önce size gösterdiğim bir sonuçlar doğru geliyor mu? bilmiyoruz ama dediğim gibi ben kendi adıma e, yapmış olduğum çalışmalarda bu alanlarda evet kullanılabilir. Yani en azından bu alanlar öncü olabilir dediğim alanları sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan bir tanesi tehdit istihbaratı. Tehdit istihbaratı tarafında biliyorsunuz biz aslında açık kaynaklardan gidip e, taramalar yapıp o organizasyonlarla ilgili istihbarat toplamaya çalışıyoruz. E, burada yaptığımız şeylerden bir tanesi tabii ki tek buna dayanmıyor. Anahtar kelimeler üzerinden. Ve anahtar kelimeler üzerinden tarama yaparken e, and, or bunları biliyorsunuzdur. Bununla bunun adı geçiyorsa ya da ikisinin birden adı geçiyorsa. Örnek veriyorum e, X bankası. X bankası açık kaynaklarda benle ilgili bir tehdit var mı? Diye e, ne yapıyor? Merak ediyor. Yani bununla ilgili bilgi bekliyor istihbarat tarafından. E, bu kadar büyük, geniş bir çok büyük bir database var. Öyle değil mi? Yani açık istihbarattan bahsediyoruz. Milyarlarca, belki milyardan daha fazla, trilyonlarca site, işte hacker formu, telegram kanalları, şurası, burası. Yani bir analistin, siber tehdit analistinin gidip bu kadar kaynağa tek başına gidip bakıp X bankası ile ilgili bir sonuç getirebilmesi mümkün mü? Değil. O zaman ne olacak? İşte bu konuda bize yapay zekada, chat GPT yardım edebilecek. Nasıl yardım edecek peki? işte anahtar kelimeler bu ve bu geçiyorsa x bankası hackleme geçiyorsa x bankası tabi bunun diğer dillere göre ben dedik ya ChatGPT nlp'ye göre çalışıyor yani language doğal dil işlemi natural language processing buna göre çalışıyor nlp'ye göre çalıştığı için burada tabi ki bir dil öğretme gibi bir durum söz konusu burada işte siz o anahtar kelimelerle bak şunlar geçiyorsa işte hacking Rusçası geçiyorsa, Arapçası geçiyorsa, Çincesi geçiyorsa, İngilizcesi geçiyorsa, Türkçesi geçiyorsa. Bunlarla birlikte bir arama yap ve sonuçları bana getir. Ben mesela bunu burada gördüğünüz gibi ChatGPT'ye sordum. ChatGPT bununla ilgili bana bir e, Python kodu yazdı. Siz de aynı şekilde e, ChatGPT'ye bununla ilgili e, bir şey sorabilirsiniz. Nedir onun adı? E, bana bununla ilgili bir Python kodu yaz ve şu anahtar kelimeleri ben için düzenleyip getirmesi için kullanayım. Mesela bu da benim kendi yazdığım kod görmüş olduğunuz gibi aslında tam aynı değil ama benzer e, İkimiz de beautiful e, sub şeyini kullanmışız library'sini ve gelen sonuçlarda demişim ki şu şu anahtar kelimeler keyword'ler geçiyorsa bu sonuçları bana getir. E, dolayısıyla böyle bir sonuç geldiği zaman burada şey bununla ilgili ben bir yazı yazmıştım Medium'da. Yine dediğim gibi bunun linkini şu anda benim katılımcılara şey atma e, imkanım yok e, link atma chatten ama şeyden paylaşıyor olurum e, sonrasında belge tarafıyla linkleri. Orada da bununla ilgili detayları görebilirsiniz Medium tarafındaki yazmış olduğum yazıda. Tabi tehdit istihbaratı tarafında sadece böyle mi kullanılır ne yani bu kadar basit mi keyword? Hayır tabi ki bununla ilgili yine sokralar tarafında yaptığımız çok ciddi çalışmalar var. Örneğin burada en büyük problem nedir? TED istihbaratı tarafında. Tamam güzel sen keywordlerle getiriyorsun da iş burada bitmedi. Öyle değil mi? Yani çok ciddi bir false pozitif gelme ihtimali var. E, çünkü çok ciddi kaynaklara bakıyor. Yani her şey olabilir. E, acaba işte x bankası hacklenmiş mi? Mesela hack ve x bankası and keywordleriyle ara dediniz. İki kelime de geçtiği için x bankası ve hack size bunu getirdi. Bu bir e, tehdit istihbaratı için yeterli bir e, şey mi? Veri mi? Hayır değil. ya Sadece orada bir soru sorulmuş. Dolayısıyla e, bu false pozitifleri eleyebilecek, bunlar kimin önüne geliyor aslında? Siber tehdit istihbaratı analistlerin önüne geliyor. Ve onlar e, burada bir eliminasyon yapıyorlar. Dolayısıyla burada çok ciddi bir iş gücü var. Buradaki iş gücünün indirilmesi için yapay zeka kullanılabilir mi? Kesinlikle kullanılabilir. E, yani bunun için birçok Parametreye bakın. Yani bunun için çok ciddi bir şey vermeniz lazım biliyorsunuz. Öncelikle input vermeniz lazım çünkü bütün bu yapay zekalar aslında hep şeye dayanıyor. Ya yani çok ciddi bir veri yoksa ellerinde getirdiği sonuçlar her zaman çok kötü olacaktır. E, dolayısıyla burada belki yüzlerce, binlerce analistin baktığı hani verdik diyoruz. ya, SOC tarafında çalışanlar daha iyi bilir. Bir verdik veriyorsunuz ya yani bu bir false pozitiftir ya da bu gerçek bir alandır. Bir sonuca varıyorsunuz. İşte bütün bu verileri ChatGPT'ye göstermeniz lazım ki bak gerçek analistler aldılar bunları dediler ki arkadaş e, bu false positive'dir bu değildir içerideki doğal dil işleme e, analizlerine bakarak e, bu, kararlar verdi. Al ChatGPT sana işte atıyorum 100 bin tane e, SOC analistinin ya da siber analistinin verdiği verdict karar. Bunları analiz et. Bundan sonra senin önüne bu alemler düşerse ne olması gerektiği konusunda karar ver e, çok ciddi ve önemli bir adım olacak diye düşünüyorum e, tehdit istihbarat tarafında yani bir sanal analist e, çok ciddi gerçekten e, hem müşteriler için hem de tehdit istihbaratçıları için kolaylıklar sağlayacak. Peki incident response tarafında e, nasıl kullanılabilir neler yapılabilir? Örneğin şu haberi duymuşsunuzdur. Yani önce birkaç nasıl kullanılır onlardan bahsedeyim, sonra şu e, Samsung olayından bahsedeyim biraz. E, bir kere olayların hızlı tespit için kullanılabilir. Çünkü biliyorsunuz ChatGPT birçok kaynaktan gelen büyük hacimli verileri işleyerek olayları hızlı bir şekilde belirlemek için kullanılabilir. İşte bu e, yaptığı analizlerle olası tehditler ve saldırılar için gerçek zamanlı uyarılar e, bir SISO'ya gönderebilir. Yine olaylar arasında yine Solar ve gerçi SOS ekipleri güvenlikçilerin tamamı için geçerli ama Solar için daha çok geçerli olabilir. Bir öncelik sıralaması yapılması gerekiyor. Yani bir sürü incident var. Ama bunların da hangisi öncelikli olmalı noktasında da yine chat GPT değerlendirmeleri ve analizlerini yaparak gereken eylemler için ve öncelik için hem incidentin önceliği için hem de alınması gereken tedbirlerle alakalı önceliklendirme için Yine ChatGPT çok ciddi katkılar sağlayabilir. Ee, i̇şte bunun dışında bir e, virüs bulaşmış e, şeyi izole etmek için, ağ izole etmek için, IP'leri bloke etmek için bir incident anında yine ChatGPT'den çok ciddi fayda sağlanabilir. E, yine şey tarafında çok önemli, CISO'lar e, için bu işin bir rapora dökülmesi. E, çünkü günün sonunda evet bir incident oldu, response verildi. E, ama günün sonunda ne oldu? Bunun bir yazılı hale dökülmesi ve raporlanması ve arşivlenmesi gerekiyor. E, yine raporlama tarafında da işte güvenlik ekiplerine bildirmek üzerine e, chat GPT tarih, saat, saldırı turu e, işte etkilenen sistemler dahil olmak üzere bir analiz yapıp bir rapor oluşturabilir. Bu noktada da için oldukça faydalı e, şeyler sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yine chat GPT olay sonrası analiz için işte daha iyileştirme nasıl yapılabilir? Bu olayın temel nedeni neydi? Bununla ilgili işte öngörüleri varsa eğer gelecekle ilgili alınması gereken tedbirler kapsamında analizler yapabilir. Burada bir örnek vermeye çalıştım. Siz de ChatGPT önünüzde açıksa belki aynı şekilde sorabilirsiniz. Bilmiyorum farklı bir sonuç verecek mi size? Şimdi biliyorsunuz Samsung'daki mühendisler bu arada ChatGPT'nin verebileceği zararlar ya da işte ChatGPT entegre ederken sisteme sorular arasında var. E, Pamir sağ olsun sormuş. E, güvenebilir miyiz yani ChatGPT? Hayır tabii ki. Her şeyden önce şunu unutmamak gerekir. Bizler güvenlikçileriz. Bizler işte burada herkes SISO değil belki ama SISO'lar vardır. Belki bilmiyorum. İşte ama katılanların çoğunu güvenlikçi olduğunu düşünüyorum. Biz her şeye şüpheyle bakarız. Yani biz hemen ChatGPT'yi getir, entegre edelim. Çok mükemmel bir şeymiş. Bakış açısına sahip kişiler değiliz. Bizim ilk başta çok şüpheci olmamız gerekiyor ki e, hemen her şey getirilip entegre edilip sistemlerden patır patır sonra e, veriler alınmasın. İşte bu olayda da böyle bir durum söz konusu. Görmüş olduğunuz gibi Samsung'daki mühendisler e, ChatGPT'ye şirketin e, hassas verileriyle ilgili bilgiler vermişler ve bu bilgiler sızmış. Dolayısıyla Samsung çok ciddi bir şekilde ChatGPT'yi yasakladı şey tarafında içerideki tarafta yani tam kapatmadı bildiğim kadarıyla ama neler girilebilir neler sorulabilir noktasında bayağı kısıtlamalar getirdi. Şimdi böyle bir haber var değil mi? Biz de sisoyuz oturuyoruz. Aa bak şirketi böyle etkileyebilir yani demek ki ChatGPT'ye güvenemeyiz. Tamam güzel yenilikçi devrimci bir şey teknoloji. Ama bana sorarlarsa yarın öbür gün sis olarak ya arkadaş sen ne düşünüyorsun? Hani ChatGPT nasıl entegre edelim mi? Benim işin sadece iyi tarafın değil olumsuz taraflarında yani güvenlik tarafına getirebileceği zararları da görebilmem lazım ve bu haber tam benlik bir haber. Yani nasıl bir zarar gelebilir? İşte veriler sızabiliyor. Peki dedim ki ChatGPT'ye. Ya oturayım bu yazıyı uzun uzun okuyayım. Vaktim yok. Dedim ki burada nasıl bir olay yaşanmış? Yani ChatGPT bunu bana analiz edip, şirketinde böyle bir olay yaşanmaması için rapor hazırlar mısın? ChatGPT de e, haberi haber İngilizce bu arada Türkçe değil e, gitti e, kendince analiz etti ve bana bazı sonuçlar getirdi. Ve burada şunu söyleyebilirsiniz iki nokta belki dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Bu iki noktadan bir tanesi e, bununla ilgili mesela ChatGPT'nin getirdiği yani çevirisi güzel. Gerçekten şey yapmış. Ama görmüş olduğunuz gibi makaleyi tam istediğim gibi çevirememiş. Yani çok kısa bir giriş yapmış. Ondan sonra demiş ki ee, bak bunları bunları yapabilirsin. Bir kere ben daha detaylı olmasını beklerdim. O yüzden size dedim prompt kısmı çok önemli. Yani prompt'tan nasıl sorduğunuz. Dolayısıyla mesela buradaki bir sonraki soracağın soru e, ya da işte belki şunu düşünebilirsiniz. E, Burada iki soruyu bir sormak birlikte sormak yerine İkisini ayrı ayrı sorma. E, mesela bu verdiği cevap benim hoşuma gitmedi. Makaleyi analiz etme kısmından bahsediyorum. Çünkü tamam gene, genel olarak anladım. Zaten şeyi de okusaydım sadece başlığı. Bu yorumu çıkartırdım ilk cümledeki. Birincisi eleştirdiğim nokta bu. Yani dolayısıyla burada sorarken bana daha detaylı bir açıklama getir. Daha teknik bir açıklama getir gibi sorularla daha detaylı ve teknik açıklamalar alabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi öyle sayfalarca bir rapor beklemeyin. ÇTGPD'den. Ama şimdi görmüş olduğunuz tek e, paragraflık cümleden daha şeye getirecektir. Bu bence SISO'ların işini e, ciddi noktada kolaylaştırabilir. Çünkü şu noktadan dediğim gibi. Yani bazı olaylar yaşanıyor. Gündemler var. Güvenlikçi olarak da işinizi kolaylaştırabilir. Sadece SISO olarak değil. SISO olarak kastım şu. Hani güvenlikle ilgili bir olay yaşanmış ya. ilk şirkettekiler kime bakacaklar? SISO'ya bakacaklar. Senin bununla ilgili yorumun ne? Değerlendirmelerin ne gibi işte buradaki şeyler e, kısa bir şey getirecektir ama tabii ki hani dedik ya anahtar kelimeler yazdık çok fazla false pozitif gelme ihtimali var görmüş olduğunuz gibi ciddi de çok ciddi e, yanlış şeyler gelme ihtimali var o yüzden e, bir sorun tabii ki bu analizleri yaptırırken gelen sonucu kendisinin bilgi bilgi ve deneyimlerine göre değerlendirip e, en son kendi süzgecinden git hani her gelen şey vardır ya. Tez, antitez, sentez, hegel, gerlik değil. Yani günün sonunda siz e, bir şeyleri değerlendirip günün sonunda evet bilgi, birikim deneyim ve aklınıza göre kendi yorumlarınızı yaparsınız. Ama e, yaptığı tavsiyelerle ilgili ikinci eleştiri kısmında oydu. Görmüş olduğunuz gibi genel. Yani e, bana spesifik söylediği bir şey yok. Yani bu olayla ilgili değil. Şurada yaptığı açıklamaları diyor ki aşağıdaki önlemleri önerilerimi dikkate alabilirsiniz diyor ya. Şu açıklamaları alın işte herhangi başka bir incident için koyun tutar mı? Tutar. Yani aynı açıklamalar evet güzel. Güçlü şifreleme teknolojisi kullanalım. Evet güvenlik bilincini arttıralım. Tabii e, güvenli, güven, düzenli güvenlik testleri yapalım. Tabii yapalım. Evet yani bunlar hepsi için geçerli. Sadece bu olay için geçerli değil. E, dolayısıyla görmüş olduğunuz gibi mesela veri erişim kontrolü belki burada bu olay için e, güzel spesifik bir örnek olabilir. Ama diğer maddelere baktığınız zaman Güvenilir uygulamalar seçimi işte AB6 maddeden 5'i zaten nereye koyarsanız koyun tutacak ya da işte çözüm önerisi olarak getirilebilecek şeyler. Peki bir de dedim ki mesela teknik makaleler Değil mi? işte password managerların nasıl ekleniyor bu password managerlar hani farkındalık eğitimlerinde şurada burada hep bahsederiz ya. Lütfen parolalarınızı sağa sola yazmayın. Her bir hesap için ayrı parola kullanın. İşte büyük küçük harfler, şekiller kullanın. Random olsun, tamamen rastgele olsun. İşte yok öğretmeninizin adıdır, doğum günüdür böyle şeyler kullanmayın. E şimdi doğal olarak kullanıcılar bize ne diyorlar? Ya çok güzel söylüyorsun da bu kadar paralayı ben nasıl akılda tutacağım? Yazmayacağım, farklı kullanacağım, rastgele kullanacağım. O zaman da biz ne öneriyoruz? Password manager'lar kullanın. E, oralara kaydedin. Mesela bir tane makale demiş ki Facebook menajerler hackleniyor. Ve bunlarla ilgili e, şunlar şunlar yapılabilir. Nasıl hackleniyor? Şu bu. Teknik bir makale. Ben de dedim ki ChatGPT'ye. Sen dedim bu makaleyi bir analiz edip bana teknik olarak yorumlayabilir misin? ChatGPT hemen şunu sordu. Sen dedi e, bu makalenin anlaşılmasını mı istiyorsun? Yoksa işte ne gibi önlemler alınabilir? Bunu mu öğrenmek istiyorsun? Ben de biraz önce şeyi sormuştum ya. E, bu şeyi analiz et. Ne gibi önerilerin olur? Dedim ki ben şimdi buna önerileri sorsam muhtemelen bana benzer şeyler getirecek. Genel geçer. Yok dedim ben sana önerileri sormuyorum. E, bana makalenin açıklaması ile ilgili şeyler yap. Burada görmüş olduğunuz gibi teknik bir makalenin genel sonucu e, evet bir özet fikir verebilir size. Ama teknik değil. Yani burada teknik hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla her ne kadar yani ben bununla ilgili Malveri için tarafında siz de deyin onlarca ben diyeyim yüzlerce. Çünkü sürekli şeyi anlamaya çalıştım ve o konuda kendimi geliştirmeye çalıştım. Nasıl sorarsam ChatGPT'ye bu istediğim sonucu bana getirir. Şunu gördüm kendi adıma. O istediğim sonucu bana getiremeyecek teknik manada. Çünkü şu aşamada öyle bir özelliği yok. Ama genel geçer olarak evet güzel bir ya bu makale de dediğim gibi İngilizce. Oturup okuyacak vaktim yok. İşte bir özet geçsin bir asistan olarak bana. Dediğim noktada görmüş olduğunuz gibi bir şey getirebiliyor. En azından bu incident nedir? Nasıl anlamlandırmalıyım? Nasıl yorumlamalıyım? Noktasında bana fikir verebilecek bir seviyeye özete getirmiş oluyor. Peki şey tarafında nasıl kullanabiliriz? Yani içerisindeki güvenlik farkında anlatılmak. Bunlardan bir tanesi yine gerçekleştirmeye çalıştığımız projeler arasında. işte sohbet tabanlı eğitim. Günümüzde en büyük sıkıntılardan bir tanesi biliyorsunuz şeydir. bunlarla ilgili gerçekten LinkedIn'den sağ olsun arkadaşlar da yazıyorlar. Ya işte Ensar hocam ben pentest uzmanı olmak istiyorum ya da SOC analist olmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Ne yapmalıyım? Yani eskiden biliyorsunuz bilgi erişim çok sıkıntılıydı. Şu anda da o kadar fazla bilgi var ki yani arkadaşlar özellikle bu iş kariyerine yeni başlayacak arkadaşlar ne yapacaklarını, nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Binlerce video, YouTube kanalı, videosu, binlerce kitap, binlerce platform, GitHub, Tulu, şu bu, falan filan. Çok zor onlarla şey yapmak. Dolayısıyla insanlar bir mentöre ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu mentörlük konusunda da tabii ki bir şirkette gidilecek ilk kişilerden biri kimdir? Şey açısından, güvenlik açısından şirketin SISO'sudur. Çünkü o SISO'dan ne beklenir? Şirketin içerisinde hem teknik olarak hem bilgi birikim tecrübe olarak bu kişi güvenlikte en iyi e, kişi e, şirketin içerisindeki sisoluk title'ı alabilmiş. E, dolayısıyla buradaki arkadaşların da o kişiye gitmesi doğal. Yani evet sen madem bu kadar teknik bilgiye, bilgi birikime sahipsin bizi yönlendirebilir misin? Mentörlük yapabilir misin? Noktasında yetiştirilmek için mesela ben bunu şeye sordum e, chat Ben bir sızma testi uzmanı olmak istiyorum. Bana neleri önerirsin? Bunlar arasında işte demiş ki temel bilgisayar bilgin ve ağ bilgisi olması lazım. Güzel. programlama dilleri özellikle Python. Evet güzel. Güvenlik araçlarını kullanabilmen lazım. Burada birkaç örnek vermiş. Mmap'tir, işte Metasploit'tir, Wireshark'tır gibi. Doğru tabii bunları kullanabilmesini beklersin bir pentest uzmanının. İşte şu sertifikaları alabilirsin demiş. C Meh. OSCP olabilir ee, ya da işte yeni çıkan e-learning sertifikaları WXPTX gibi EWP şey e, Extreme Practitioner Tester gibi e, stajyerlik yapabilirsin demiş ve kendini güncel tutabilirsin demiş. Şimdi bunlara tabii ki yine görmüş olduğunuz gibi hani şunu söylerseniz çok haklarsınız ya bunlar genel geçer. <laughs> Bunun için sisi olmaya gerek yok. Ben de söylerdim zaten bunları. Yüzde yüz haklısınız. Ama şundan bahsediyoruz. Yani şu anda ChatGPT'yi ben ChatGPT'ye gidiyorum herkes gibi free bir hesaptan soru soruyorum. ChatGPT API'nı kendi şirketinize organize edip ona göre bir şeyler verdiği zaman olayın şeyi değişecek. Mesela örnek veriyorum. Bana gelen arkadaşlara pentest için ben pentest uzmanı olmak istiyorum. Bir yol haritası belirleyebilir miyiz hocam? Tabii ki böyle gidip böyle bir şey demem. Git kendini geliştir, şunu yap bunu. Yap. Adım adım 6 aylık mesela çizdiğim bir şey var. Orada adım adım bak gidip işte Burbs Akademi'den şu labı çözeceksin. Sonra gideceksin şu videoyu izleyeceksin. Sonra şuna bakacaksın. Ve 6 ay sonra da senin EWPTX'i almanı bekliyorum. 6 ay sonra yeni mi başlıyoruz hocam? Şey bitmiş mi oluyor hocam? Hayır yeni başlıyoruz. Sen o sertifikayı aldın mı? Adım adım. İşte bunu ne yapabilirim? Bir sisi olarak yani herkese ayrı ayrı çizmek yerine bunu öğretebilirsem kendi bilgi birikim deneyimlerimden ne olacak? O zaman ChatGPT artık direkt şey olmak yerine yani böyle bir akademiyle karışık bir platform kurarsam artık arkadaşın direkt bana gelmesine gerek kalmayacak. Ben bilgi birikimi ve deneyimimi ChatGPT aktaracağım. Orada örnek veriyorum. benim geliştirmek istediğim şey de işte sorular var. O sorular kısmına gelecek, sorulara cevaplayacak. O sorulara göre bir analiz yapacak ChatGPT ve diyecek ki senin izlemen gereken yol şu. Sen bunu izleyeceksin. İşte başkası gelecek. ya yani Mesela bu Pentest tarafı için olur. SOC tarafı için olur. E, tehdit istihbaratçısı için olur. Hepsi için tabii ayrı ayrı bunu organize edilmesi lazım. Verdiği sorulara göre diyeceksin ki senin için izlemen gereken yol budur. Bununla birlikte simüle edilen saldırılar içeridekileri eğitirken e, ChatGPT yine e, bunlarla ilgili çok ciddi veri erişebildiği için bunları toplayıp e, çok güzel simülasyonlar, gerçekleştirebilir. Bu simülasyonlar sadece saldırıyı gösterebileceği gibi etkileşimli de olabilir. Yani sizin işte içerideki arkadaşları ve siber saldırılara karşı eğitmek istiyorsunuz. Şöyle bir durum oldu. Nasıl respons verirsin? Ve ona karşı nasıl karşı taraftan bir bilgi gelir? Mesela bunlarla ilgili en güzel veri kaynaklarımız neresi bizim? Honeypotlar. Hani Honeypotlardan hani topladığımız e, o veriler mükemmel. Yani orada hacker nasıl ilerliyor? ya yani Siyah şapkalı hacker ona karşı varsa bir response, o response'a karşı nasıl karşılık veriliyor ve olaylar nasıl ilerliyor? Bu verilerle donatılırsa chat GPT'nin çok ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Bir de tabii ki en iyi uygulamalar kısmında neler yapılabilir? Kısmı için chat GPT öneriler getirecektir. Yine görmüş olduğunuz gibi Bakın burada şeye dikkatinizi çekmek isterim. Dedim ki chat bu sefer. Ben şirketin sisosuyum. Şirketin içinde siber... Ya şunlar arasında çok ciddi farklar var. O yüzden prompt konusunda e, bu webinarı dinleyen herkesin kendini geliştirmesini tavsiye ederim. Çünkü gelecekte gerçekten e, insanı yani prompt bilen insanla bilmeyen insan arasında gelen sonuçlar ayırt edecektir diye düşünüyorum. Ben prompt konusuna özellikle çok çalışmaya çalışıyorum. Ki daha isabetli sonuçlar getirebilirsin mesela deseydim ki keşke onu yapsaydım yani e, zamanım olmadığı için yapamadım e, siber güvenlik farkındalığını arttırmak için neler yapmalıyım deseydim gelecek sonuçlar bunlar olmayacaktı muhtemelen çok genel geçer olacaktı ne yapmaya çalıştım burada ben şirketin SİSOS'uyum farkındalığı artmak istiyorum bana alışılmadık fikirler yani öyle getirip e, işte ortalama saldırıları testi yap düzenli test yap gerçi onu da yine getirmiş en sonunda gördüğünüz gibi düzenli testler falan diye. Ama e, mesela film gecesi güzel. Evet yani eğlenceli ve farklı olabilir. Farklı bir sonuç getirmiş gördüğünüz gibi yani. Rol oynama, evet, yarışmalar, sosyal medya kampanyası. Mesela burada getirdiği sonuçların tabii yine diyebilirsiniz ya bunlar benim aklıma gelir şey değil ama bence e, biraz önceki performansa göre ...sorunun sorulma şeklinde değişiklik olduğunda görmüş olduğunuz gibi daha güzel sonuçlar geldiğini düşünüyorum. Evet bunlar yapılabilir. Ve bu noktada bize e, chat GPT farklı öneriler, e, şeyler getirebilir. Çünkü gerçekten baktığınız zaman e, mesela şey vardı. Türkiye'de ben bunu hiç görmedim. Yani chat GPT gidip çok fazla yere sorduğu için bunu sizin önünüze getirebilirdi. Ama farkındalık eğitimlerinde bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte Brüksel'de bir çadır kuruyorlar. Diyorlar ki kahin, e, bu kahin sizinle ilgili şeyleri bilecek. İşte kahin geliyor, arka tarafta perdeler var e, ver siber güvenlik farkındalık eğitimini izleyenler varsa onlar o videoyu görmüştür. İşte o kişinin sosyal medya hesaplarından kahinin kulağına şeyi söylüyorlar. Şöyle bir evi var, böyle bir bisikleti var, şu falan filan. O da onlara söylüyor. İşte ya da ilişkilerini söylüyor. Senin diyor üç kişilik bir ilişkin var diyor. Çok karmaşık falan filan. Kız çok oluyor. Aa nasıl olur hiç kimsenin haberi yoktu falan gibi. Aslında adam kahin değil. Arka tarafta çalışan bir hacker grubu var. Ve onlar o kişiyle ilgili bilgileri toplayıp e, açık kaynaktan onları sunuyorlar. Dolayısıyla e, burada ne oluyor? E, aslında böyle bir farkındalık şeyi mesela Türkiye'de de keşke Ankara'da Kızılay Meydanı'nda ya da işte İstanbul'da Taksim Meydanı'nda böyle bir çadır kursalar, kahin sizlerin şeylerini okuyor. İnsanlar girse, işte bunları söylüyor, söylüyor. Hatta şeye kadar söylüyor. Senin kredi kartı numaranı ezberebiliyor musun diyor? Bilmiyorum diyor. Ben sana söyleyeyim diyor. E, i̇şte kadın kartını çıkarıyor. Ona göstermeyecek şekilde bakıyor adam. 16 halin numarayı söylüyor. Kadın şok oluyor falan. Nasıl bilebilirsin? Bunlar nasıl bilinir? Gerçekten adamı kahin olduğunu düşünüyorlar. Sonra arkadaki perdeler düşüyor. Diyor ki bak biz bütün hepsini bunların sosyal medyadan bulduk. Kahin falan alakamız var. Alakamız yok. Sen bunların hepsini aslında sosyal medyada paylaşmışsın. Ee, gibi. Mesela işte böyle ilginç fikirler, güzel fikirler e, e, get, gelebilir. Yani çetçi Çok fazla kaynağı aradığı için. Yine mesela bizden beklenen sistolar tarafında söylüyorum ya da işte siz güvenlik tarafında, e, güvenlik tarafındaki herhangi bir kişiden beklenen bir durumda olabilir, takım lideri olabilirsiniz. Ya da işte bir fikriniz olduğu için size sorulabilir, ya bununla ilgili ne olabilir, neler yapılabilir gibi. Ee, burada mesela şeye eklenti bu, Google'un, ee, Google, Google Docs'a bir eklenti, yapay zeka, bir konuyla ilgili diyor ki bana şey yazabilir misin? Job title'ı, description'ı, responsibility'lar, işte yetkinlikler neler olabilir, şu bu falan filan gibi. Ve bu eklentiyle, şu anda eklenti olmuş durumda, Türkiye'de erişilebilir mi? Bilemiyorum ama bu eklentiyle bir mesela işte CISO örnek veriyorum, SOC Team Lead alacak, değil mi? Bununla ilgili işte CISO'dan bir şey bekleniyor. Şey yazabilir misiniz? Yani işin tanımı nedir? Sorumluluklar nedir? Yetenekler nedir? gibi şey yani güvenlik tarafını alacak herkes için bu sorular sorulabiliyor. Dolayısıyla mesela burada gidip ne yapıyorduk biz bunlardan önce kendi adıma gidip bununla ilgili bir sürü şeye bakıyordum. İş ilanına yayınlanmış büyük şirketler tarafından şeyden tarafından. Onu alıyordum kendimce eliyordum bizim şeye göre. Çalıştığımız yere göre. Ondan sonra bunu oluşturmaya çalışıyordum. Şu anda benim gidip o kadar şey taramama gerek yok. Yani buradaki görmüş olduğunuz bu e, yapay zeka kullanımı e, ki bildiğim kadarıyla ile mi yanlış hatırlamıyorsam ya da Palm'dı herhalde özür dilerim. Google'un geliştirdiği Palm. E, online entegre direkt bu şeyi getirdi. Ondan sonra tabii ki yine şunu her zaman söylemekte fayda var. Bir sis olarak gözden geçirip e, en son halini ona göre vermek lazım. Direkt oradan geldiği ham haliyle göndermemek lazım. Ama bu noktada da görmüş olduğunuz gibi e, önemli faydalar sağlayabilir. Peki şey tarafında dedik regülasyonlar tarafında e, bir SISO için en çok zorlayan şeylerden bir tanesi regülasyonlar tarafı. E, bu benim kendi yorumum tabii ki. Hani diğer SISO'lar adına konuşmayayım. Neden öyle? Çünkü hani teknik tarafta bir şeyler geliştirmek güzel ve eğlenceli. Yani orayla ilgili şeyler yapmak. Ama regülasyonlar tarafı biraz biliyorsunuz hukuki şey de giriyor. Yani oradaki kitap kitap şeyler, e, açıklamalar, okuyorsunuz okuyorsunuz ne demek istediğini anlayamıyorsunuz. Gerçekten KVKK ile ilgili mesela ben şirkette Data Protection Officer'ım. KVKK envanteri çıkarıp bir başvuru yapmam lazım. E, Türkçe ana dilim. E, oradaki maddeleri okuyorum anlayamıyorum. Yani tam ne istiyorsun ya ne demek istiyorsun ya yani neyi bekliyorsun benden. E, o yüzden bu kısım biraz daha sıkıntılı. Tabii ki bir KVKK envanteri oluşturamaz sizin için şey. API ile entegre şey yaparsanız, entegre derseniz onu da oluşturabilir belki. Ama o çok çetrefilli bir süreç. Departmanlardan i̇şte falan filan topluyorsunuz ya. Şu aşamada yapabileceğini çok düşünmüyorum. Ama en azından yine e, basic seviyede faydaları olabilir. İşte mesela ben dedim ki ben üyelerin korun, sorun, korunmasından sorumlu kişiyim. E, i̇şte bana bir checklist oluşturabilir misin? Şimdi mesela şöyle bir checklist oluşturmak, <laughs> geçen bir tane arkadaşımızla da sohbet ediyorduk. Ziyarete gelmişti. Beni sağ olsun. İşte ben dedim şeyi çok güzel kullanıyorum. Merchant GP'yi. Bana dedi ki ne yapıyor ki? Gidip kaynaklardan şey yapıp sonuç getiriyor dedi. Yani dedim ki ne beklediğine göre tabii ki değişir. Yani ne yapacaktı ki? Hani oturup senin için şey yapacak değil. Böyle çok atomu parçalayacak şeyler yapacak değil. Benim işimi kolaylaştıracak kısım o zaten. Hani sonuçta gidip Google'da bir arama yapmak da bir zaman harcatma şey değil Biraz önce bahsettik işte iş gereksinimleriyle ilgili gidip bir sürü ilana bakıyordum. İşte burada da bir checklist oluşturmak için belki gidip bir sürü checkliste bakacaksın ve onlara göre bir checklist e oluşturacaksın. Ama burada işte 5 saniye gibi bir sürede ben soru sordum ve bana dedi ki tabii dedi bak KVKK açısından uygunluk için sana bir kontrol listesi hazırlayabilirim ve gerçekten gitti bir kontrol listesi oluşturdu aşağı doğru devam ediyordu. Alamadım 6 tane madde vardı. Dolayısıyla bu en azından başlangıç için temel seviyede güzel bir şeydir. Bunun gibi şeyi de sorabilirsiniz GDPR uyumluluk için. Onu da sordum ben aynı şekilde. Ya da işte PCI DSS için e, uy uyumluluk için gereksinler nedir? Bunu sorabilirsiniz. E, siber güvenlik uyumluluk gereklerinin karşılandığından emin olmak için kullanabilecek uyumlu kontrol listeleri. Burada yaptığımız gibi ya da politika yönetimi için kurumsal politikaları analiz edebilir misin? Bununla ilgili uyumluluğu sağlamak için önerilerin olur mu? Ya bu içeride olduğu zaman. Yani direkt bizim politikaları göremedikçe. Ya da işte politikayı şey olarak verirseniz, e, tekst olarak verirseniz belki orada bir analiz yapabilir. E, ama çok şey versiyonunda. Gibi noktalarda şey yapabilir. Hatta şeyi duydunuz mu bilmiyorum. Do not pay. E, i̇lk sanal avukat. ...gerçekten bir avukat gibi çözümler sunup şeyler getiriyor. Ee, öneriler getiriyor. Hatta bu getirdiği önerilerden bir tanesini, şirketlerden bir tanesi kullanıyor. Öteki şirket e, bu gerçek bir avukat değildir. Bu yöntemi kullandıkları için e, şikayet ediyor. Öteki şirketi. E, avukat masraflarına baktığınız zaman özellikle Amerika'yı düşünebiliyor musunuz? Yani bu Ben 7-8 sene Amerika'da yaşadım. Orada gerçekten... Avukatlık bir durum olduğunda verdiğim para en çok içim acıyanlardan bir tanesiydi. Do not Pay ona göre çok çok daha uygun ve tek işi avukatlık yani böyle şey falan filan değil. Gerçekten bütün o şeyleri tarayıp şeyler getiriyor. Dolayısıyla bu noktalarda da ciddi katkılar sağlayabilir. Ne oldu bir yere atladım? Peki şeyin çok az bir vaktimiz kaldı. Hemen hızlanıyorum müsaadenizle. E, chat GPT organizasyonunuza implement ederken nelere dikkat edilmesi gerek? İşte belki sorular arasında vardı. Sorulara da cevap olmuş olur böylelikle. E, bunun için bir kere en çok nerede ihtiyacınızda yarayacak? Yani bunun belirlenmesi gerek. İşte müşteri desteği tarafından mı? iletişim tarafından mı? Güvenlik operasyonları tarafından mı? Bunun bir ortaya konulması gerekiyor ki dediğim gibi buna göre e, terziye diker gibi e, müdahalelerin yapılması gerekiyor ChatGPT'ye göre ki buna göre sonuçlar getirilsin. İşte tabii ki bunların içerisinde kuruluşta kurmanın verdiği bir veri gizliliği endişesi var. İşte teknolojinin getirdiği potansiyel riskler var. Bunların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Hani hep şeyden bahsederiz ya eskiden şey derdik. İnsan en zayıf halkadır. Sonra bu zamanla şeye evrildi. Özellikle SolarWinds vakasından dolayı. Üçüncü taraflar işte third partiler, taşeronlar bunlar en zayıf halkalar. Çünkü onlar sizin hassas verinize erişiyorlar ve onlar hacklendiği zaman SolarWinds'i hatırlarsanız Amerika'daki bütün bakanlıklar hacklenmişti. Aslında onlar direkt değil SolarWinds. Onların hassas verisine eriştiği için SolarWinds hacklenmişti ve öylelikle erişmişlerdi. Sonuçta bu ChatGPT de sizin için bir third party. Yani sizin hassas verileriniz erişiyorsa işte bu Samsung olayında olduğu gibi mutlaka bunun analizinin CISO tarafından yapılıyor olması gerek. Tabi burada yine kuruluşun dili kullandığı terminoloji, uslup bunların hepsinin e, ChatGPT ile model eğitim olarak eğitilmesi gerekiyor ki ChatGPT daha e, şey sonuçlar getireyinsin. E, bununla birlikte işte bu dahili mesajlaşma sistemlerine dahil olacak mı işte güvenlik operasyonları ne kadarına dahil olacak gibi konularda önemli. E, bir de tabii şey önemli bu. Chat de monitörlenmesi önemli. Hani regülasyonlarda hep bize onu söyler ya. Yani mümkün olduğunca insanları şeyden çıkarıp otomatize etmeye yöneliktir. E, regülasyonlarda. ISO 27001'den tutun da CIS kontrolleri, NIST Cyber Security Framework. Hepsi bunları insan faktörünü oradan çıkıp otomatize etmeye. Ama tamamen çıkarmak değil. Nedir? İnsanın her zaman monitörlemesi gerekir. Çünkü bu sistemleri e, birileri tarafından monitörlenmesi gerek. Bu yapay zeka da olabilir yapay zekayı monitörleyen yapay zeka. Ama şu aşamada o seviyede değiliz. Dolayısıyla chat GPT gibi bir şeyi kullanacaksanız organizasyon içerisinde performansın ve doğruluğunun mutlaka sürekli monitörlenmesi ve gelen sonuçlara göre gerekli ayarlamanın yapılıp iyileştirmenin yapılması gerek. Chat GPT'nin kullanımı ve yararları ile ilgili de tabii ki personelin mutlaka eğitilmesi gerek. İşte mesela yine Samsung olayında gördüğümüz gibi ChatGPT'ye gidip hassas verileri verebilmişler. Peki burada organizasyonumuzu en çok zorlayacak hususlar nedir? şey açısından. Bir kere veri gizliliği ve güvenlik endişeleri. Yani bunu içeriye kurduğunuz zaman hangi veriler arka taraftan ChatGPT'nin ana serverına gidecek? Hangi bilgiler, buradan dışarıya sızabilir? Ki Samsung olayından önce hatırlarsanız yine ChatGPT ile ilgili bazı konuşmalar dışarı sızmıştı. Ee, bu konuşmalar içerisinde ilgili şirketle ilgili değil, insanların mahremiyetleriyle ilgili de, e, konuşmalar dışarı sızmış olabilirdi. Dolayısıyla tabii ki e, bir siso olarak ya da bir güvenlikçi olarak en çok e, bizim için challenge olacak nokta e, bu veri gizliliği ve güvenliği endişeleri tabii ki. Onun dışında doğruluk ve güvenlik görmüş olduğunuz gibi ben size sonuçları getirmeye çalıştım. O sonuçlar arasında. En başta paylaştığım gibi çok ciddi yanlış sonuçlar da vardı. Tamamen alakasız uydurulmuş bilgi. Dolayısıyla doğruluk ve güvenilirlik e, çok önemli e, zorlayacak hususlardan. Bir tanesi mevcut sistemlerle ilgili entegrasyon sağlanırken özellikle eski sistemler ve platformlar için bu çok zaman alıcı ve yorucu olabilir. Bu da ayrı bir şey. Tabii biraz önce bahsettiğimiz gibi CPD'nin monitörlenmesi gerekiyor. Bu noktada da bakım ve güncellemeleri e, oldukça önemli yine bizim düşünmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Bunun bir bakımı ve güncellemesi var. Ve etik hususlar. Yani bu etik hususlar da biliyorsunuz özellikle <laughs> bir şeylere karşı ön yargılı olma, şey yapma. Ee, işte i̇şte bununla ilgili de paylaşılmış birkaç şey vardı ya hatırlarsanız. İşte ee, işte hani şey Jesus diye Hazreti İsa demeyeyim de diye. onlar o şekilde sorduğu için. Jesus'la ilgili bana bir espri yap diyor. İşte bir espri yapıyor ChatGPT. Sonra diyor ki işte Muhammed'le ilgili bir espri yap. İşte diyor ki ben inançları, insanların inançları ile ilgili espri yapamam. Mesela bu işte sadece şey değil. E, mevcut şirketin kullandığı uslup ve kültürün dışında bir de o şirketin bulunduğu yerin, coğrafyanın da bir e, şeyi var. Bununla ilgili de tabii ki e, hem e, ChatGPT'nin yetiştirilmesi gerek hem de şey olması gerek içeridekilerin chat cp'liği nasıl kullanacağı yani kötü amaçlarla ya da başka amaçlarla kullanılmayacağı konusunda iyi yetiştirilmesi ya da işte böyle kullanılırsa nasıl bir hareket edilmesi gerektiği noktasında bilgilendirilmesi gerekiyor. Peki gelecekle ilgili şeylerden bahsedecek olursak yapay zekanın kullanımı. Ben daha önceki bu 2020'de bahsettiğim gibi size çalışmalarda da söyledim. Daha sonrakinde de ve şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Savunma tarafıyla siyah şapkalı hackerlar yani savunma tarafında bizleri koyuyorum. Ee, şey tarafına da siyah şapkalı hackerları koyuyorum saldırı tarafında. Bir fair olmayan bir oyun var. Yani biz bu işi bir meslek olarak bir maaşla bir mesai saati içerisinde yapıyoruz. Tabii ki şunu söylemiyorum. Mesai bittiği zaman defteri kapatıyorsunuz. Ee, sadece mesai saatlerine bakıyorsunuz değil çok ciddi fedakarlıklar oluyor. Ama siyah şapkalı hackerlar git bizim için bu bir iş bir tutku meselesi. Onlar kadar değil. Onlar kadar ciddi paralar kazanamıyoruz. Dolayısıyla arada adil olmayan bir savaş söz konusu. Ve bu adil olmayan savaş kısmında en büyük desteğin yapay zeka tarafından gelmesi gerektiğini düşünüyorum. mesela bu size bahsettiğim Webinarlar YouTube'da da açık yapay zekada şey kullanmış, Orada da altını çizi çizici vurguladım. Mutlaka yapay zekanın savunma tarafına destek veriyor olması lazım. Dolayısıyla gelecekte bu şeyin artacağını düşünüyorum. Yani şu anda hala bence istenilen seviyede değil. Evet chat bir şeyleri değiştirdi ama hala onun gerisinde. Chat ile ilgili mesela baktığınız zaman şu veriler de bize bu işin çok ciddi yerlere gideceğini gösteriyor. O yüzden güvenlik tarafındakilerin özellikle liderlerin yani o yüzden CISO özelinde şey olmasını istedim. Bu işi yönlendirecek, yönetecek kişilerin bu trene ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu trene ayak uyduramayanlar gerçekten bu yarışta çok ciddi geri kalacaklar. O yüzden ben mesela kendi adıma çıkan bütün yeni tool'ları mümkün olduğunca denemeye çalışıyorum. Size söylediğim gibi promptları denemeye çalışıyorum. Bunlarla ilgili projeler yapmaya çalışıyorum. Ki kendimi bu alanda mümkün olduğunca yetiştirebileyim. Geri, kal, geri kalmayayım ve bir şeyler sorulduğu şey yapıldığı zaman bunlara en azından cevap verebileyim. Mesela kendi crash uygulamasını biliyorsunuz. Kendi crash uygulaması bir senede 100 milyon kullanıcı erişti. Peki bu e, şey için nasıl? ChatGPT için. Ocak 2023'ten şu ana kadar 100 milyon kullanıcı ChatGPT geçti. Aradaki fark görebiliyor musunuz? Yani kendi crush'ı niye örnek verdiniz? Kendi crush en çok kullanıcısı olan popüler oyun. Onun bir senede şey ulaştığı şeyi 3 ay gibi bir sürede e, ulaştı. Bu veri sizin için yeterli olmayabilir. Başka bir veri vereyim. Bu işin nasıl e, şeylere gideceğini. Bill Gates e, kesinlikle ChatGPT'nin, Microsoft'un başında olmamasına rağmen biliyorsunuz entegrasyonun Microsoft'a yapılmasını istedi. E, dediğim gibi şirketin CEO'su falan değil. Uzaktan. E, ama bu olaya özellikle önem verdi. OpenAI ile bir anlaşma imzaladı. E, ta o zamanlardan beri. entegrasyonu konusunda Microsoft'ta Ve şu ana kadar e, yapılan yatırımın 10 milyar doları Microsoft'tan OpenAI'ye yapılan yatırımın 10 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. E, bu rakamlar da zaten şeyi gösterecektir. E, bu işin ne kadar ciddi yerlere gittiği. Başka bir veri e, tezimi destekleyecek. Hatırlarsanız e, çok ciddi ChatGPT 2, 3 patır patır gelmeye başladı. 4. Ondan sonra Elon Musk ve bazı bilim adamları çıktılar. Bilim adamları diyor. İşte bu işe yatırım yapan insanlar çıktı ve dediler ki. Yapay zeka ile ilgili bu şeye bir ara verelim. Yani kendi yaptıkları şeyden e, kendileri korkmaya başladılar. Sonuçtan çok fazla şey geldiği için. Dolayısıyla aslında bu da bize bir nevi şeyi gösteriyor. E, bakın geldiği boyut açısından yine size bir örnek olması açısından getirdim. Bu gördüğünüz bir Telegram botu. Telegram botu e, ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde şey yok. E, sorular sorabiliyorsunuz bottan. İşte ben mesela şunu sordum. Bana dedim ki 10 tane geçen ay her ay Cyber Watch serisi yapmaya çalışıyorum. Orada geçen ay en önemli 10 olayı açıklamaya çalışıyorum. Hani insanlar zaman kaybetmesin bunu görsün ben araştırıp getireyim önlerine diye. Dedim ki bunu bir de yapay zekaya sorayım o getirsin sonuçları kendisi bulsun. Bir webinarı da öyle yapayım. Yani onun getirdiği sonuçlara göre kendi araştırmalarına göre değil. Bunu ChatGPT'ye sordum. ChatGPT zaten getiremedi. Ben geleceği predik edemem, göremem dedi burada onun dışında işte böyle bir bot var Telegram'da. siz de bu botu şey yapabilirsiniz. Roger Da Vinci diye Telegram'da kullanabilirsiniz. E, hani öyle şey chat GP gibi bir hesaba falan filan girmenize de gerek yok. Geliyorsunuz direkt slash start deyip basıyorsunuz Dedim ki bana 10 tane siber güvenlik olayını getirebilir misin? Getiremedi. Burada görmüş olduğunuz gibi güzel bir soru sordu dedi ama tam olarak onları getiremem ama genel olarak şeyden bahsedebilirim. İşte massive bir DDoS atak oldu. Bir cloud service provider'a. Hangi olaydan bahsediyor Bilemedim. Ama burada göstermeye çalıştığım şey iş ne kadar kolay hale geldi yani. Bir telegram botuyla artık ve çok güzel şey sohbet edebiliyor. Mesela onu göstermek isterim size. Bir siber güvenlik sorusu daha sordum. Dedim ki bana malware ile bir tane python koduyla malware yazabilir misin? İşte chat gibi de olduğu gibi ya ben dedi bunlara şey yapamam. Bir de şuradaki tepkileri görüyor musun? Mesela bunlar çekip yok Oh my gosh mesela. Aman tanrım. Oh wow. That's a great question. Mesela buna şey de koymuşlar. <laughs> Emotionlar da koymuşlar. Buna sizin de bildiğiniz şey yapıyor. Ee, sohbet ediyor. Ve şey gibi böyle ruhsuz bir şey gibi değil. E, sanki tepkileri olan ve şeyleri olan biri gibi. E, i̇şte burada şey baktım. Bunu da yazamam dedi ya. Oh my gosh işte böyle bir şey yapamam. Onun yerine sana başka bir konuda yardımcı olmamı ister misin? Sonra dedim ki herhalde siber güvenlikle ilgili konuşmaktan pek hoşlanmıyor. <laughs> en iyisi genel bir şey sorayım. Hayatın anlamı nedir diye sordum. Bakın yine well that's a big question. Yani güzel bir soru, çok büyük bir soru. Kendince açıklamaya çalıştı. Şu şeyi de göstermek isterim size. Ondan sonra dedi ki, kendince açıkladı bir şeyler. Peki dedi what do you think the purpose of life? Mesela diğer chatbot uygulamalarını gördüyseniz... ...bunu özellikle size göstermek istedim. Böyle şeyler yok yani konuşturmayı devam ettirmek... ...ya da şey yapmak gibi anlamak için soru soruyor ama... ...chatbotta olduğu gibi, şey, chat de... ...işte sen bunu anlamak için mi sordun... ...yoksa analiz etmek için mi? Hani o soruyu hatırlarsınız. Ama bakın bu chatbot da sizinle sohbet etmek için... ...sohbeti devam ettirmeye çalışıyor. Yani kendisi bir yorum getirdi... ...sonra bana diyor ki... ...sen ne düşünürsün diyor hayatın anlamı nedir konusunda. Bana soru soruyor yani... ...konuşturmayı devam ettirmek istiyor bende. Ee, dediğim gibi hem tepkiler veriyor... ...hem de sizinle konuşturmayı devam ettirmek istiyor. Ben de dedim ki... ...şeyi biliyorsunuzdur belki işte... ...Galaksi'nin e, şeycisi... ...neydi ya... ...Otostopçusu diye bir kitap var. Orada işte... E, ...çok az vaktimi attım, çok özür dilerim. Hemen hızlanıyorum. Galaksi'nin otostopçusunda işte... ...çok ileri bir uygarlık var. O uygarlık çok büyük bir yapay zeka yapıyor. O yapay zeka diyorlar ki işte... Yapay zeka hayatın anlamı, her şeyin anlamı nedir? bize bu sorunun cevabını ver. Ondan sonra yapay zeka da diyor ki işte bana şu kadar milyar yıl sonra gelin size bu sorunun cevabını vereceğim. Neyse işte aradan o kadar milyar yıl geçiyor, kaç milyar yıl. Artık yapay zeka bu sorunun cevabını verecek. Herkes çok böyle heyecanlı. Neler olacak? Acaba nedir? Bütün anlamaya çalıştığımız hayatın anlamının cevabını nihayet alacağız. Büyük şenlikler, meydanda herkes toplanıyor falan filan. Nedir? işte yapay zeka bu tarihte vereceğini söylemiştin. Evet size bunu vereceğim diyor. Ondan sonra diyor ki 42. Herkes şok 42 mi? <laughs> Bütün hayatın anlamı bu kadar milyon şey işte onlardan hemen kızıyorlar. Bizi bu kadar yıl beklettin şey yaptın bu 42 cevabını vermek için mi? Orada aslında 42'den daha güzel bir cevap veriyor yapay zeka. Evet diyor tam olarak sorunuzun cevabı bu. Bu prompt kısmına da bir şey olsun. O yüzden bunu sona koydum. Prompt kısmına da bir gönderme olsun. En sonunda diyor ki evet diyor kesinlikle sorduğunuz sorunun cevabı 42 ama soruyu soran ne sorduğundan haberdar değil diyor. Çok ciddi ve çok güzel bir gönderme yani eğer o kitabı okumadıysanız e, filmi de var zannediyorum ya yani izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim özellikle bu çağda. E, ben de burada bir espri yaptım dedim ki bu hayatın anlamı 42 o, oraya bir gönderme yaparak. O da dedi ki ha 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 bakın gülme emojisi de var ha 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 dedi. Evet dedi ben burada ne yaptığını anladım. Sen dedi işte Douglas Adams'ın kitabına gönderme yaptın dedi. Ee, e, güzel bir şey. Espri anlayışım var falan. Ama bak yine size sonunda şeyi göstermek isterim. Sana tekrar sorayım. Sence gerçekten yani kişisel olarak hayatın anlamı ne olmalıdır? Ee, ne düşünüyorsun? Bakın şeyi bırakmıyor konuşmanın peşini. Ee, bu botu deneyebilirsiniz Telegram tarafında gerçekten böyle konuşmacı ve şey tabii ben orada soruları cevap verirken benimle ilgili bilgi toplayabileceği için gerçek düşüncelerimi söylemedim. E, sadece amacım test etmekti. Son bir tane daha göstermek istiyorum izninizle. Bu da bir WhatsApp botu. Yani biraz öncekinin Telegram'ın WhatsApp botu. Maalesef e, bu WhatsApp botunu deneyin diyemeyeceğim. Çünkü Türkiye numaralarıyla çalışmıyor bu WhatsApp botu. E, o yüzden Türkiye tarafında denemeniz mümkün Değil e, ama işin şeyini göstermek için bu örneği de bıraktım buraya. Yani artık WhatsApp'a kadar gelmiş durumda bu. Normal bir arkadaşınızla mesajlaşır gibi e, bu yapay zeka chatbotlarıyla mesajlaşabiliyorsunuz. İşte Haziran gibi e, bir konferansa gidip sunum yapacağım. E, şeye Japonya, Kyoto'ya. Dedim ki bana bir şey oluşturabilir misin İstanbul'dan? Kyoto'ya nasıl giderim? E, bir en iyi seyahat yolu nasıl? Yani orada şunu bekliyordum işte Türk Hava Yolları'ndan şu şu bileti alabilirsin. Şu tarih, ya tarihleri sorup şunu alabilirsin. İşte şuraya inip zaten direkt uçuş yok da işte oradan Tokyo'ya inip Tokyo'dan tren alıp buraya gidebilirsin falan gibi bir şey bekliyordum. Neyse amacım test etmek zaten. Hani verdiği cevap çok önemli değil. O da bana şeyi getirdi. Uçarak gidebilirsin. Japon Airlines'la ya da Turkish Airlines'la ya da işte İstanbul Moskova tren o aralıkları aşağıda deniz falan filan öyle şeyler yazıyor tabii ki. Sadece farklı yollar için farklı şeyler getirdi. Yani istediğim detayda getiremedi. Ama önemli değil. Yani burada size göstermeye çalıştığım e, bu iş artık WhatsApp botlarına kadar şey olmuş durumda e, gelmiş durumda. E, bundan ziyade bunun getirdiği sonuçları görüyorsunuz. Çok şey değil. E, bu botu nacizane tanıman tanımam şey e, kullan yani denemenizi tavsiye ederim. Hemen geçiyorum. Son şuraya geleyim. Geldiğimiz seviyede şu köprü örneğinde he, hep veriyorum. Hani küçükken annemiz derdi ya işte bunu niye yaptın ya? Kızıyor mesela. Biz de derdik ki ya herkes yapıyor. Herkes köprüden atlarsa sen de mi atlayacaksın? O da aslında buraya bir gönderme. Şu görmüş olduğunuz köprüde mesela siz bilgi, birikim, deneyimiz hep şu şeyi vurgulamaya çalıştım ya. Siz özellikle siz o perspektiften aldım. Kurumun içerisindeki siz o perspektiften ya da güvenlikçi olarak işte tecrübeli biriyseniz illa siz olmanıza gerek yok. E, sizin şu, şu beklenir sizden yani gelen sonuçları direkt almanız şey yapmanız değil. Onlar size bir katkı sağlayacak. Yani geldiğiniz noktayı anlatıyorum. Ama direkt alıp bu sonuçları lütfen kullanmayın. Entegre etseniz bile sisteme. Günün sonunda sizin yorumlarınız önemli. Peki bu köprüyle ne alaka? Şu alaka. Siz bu kadarlık yaşamışlığınız var. İşte herkesin bir yaşı var. Ama şunu biliyorsunuz. Şu köprüden geçin dersem geçer misiniz? Hayır bir tereddüt dersiniz. Bir risk analizi yaparsınız değil mi? Buradan geçilebilir mi? Çok tehlikeli gözüküyor. Yani isterse buradan 100 kişi geçmiş olsun siz kendiniz geldiğiniz zaman bu köprünün başına direkt köprüye girmezsiniz. Kendi analizlerinizi yapıp gerçekten güvenli olduğunuza inanırsanız öyle girersiniz. Yapay zeka ne yapar peki? O yapay zeka dersiniz ki buradan 100 kişi geçti. Yapay zeka da geçer. Hiçbir risk analizi ve şey yapmadan. Dolayısıyla bu noktada bütün ilgili karar aldıları title'ımız her neyse sisi olabilir ya da işte dediğim gibi takım lideri olabilir ya da siz şirketin içerisinde e, görüşlerine çok önem verilen birisiniz. Size sorgu olabilir. Risk analizinizi ve şeyinizi yapıp ona göre bir karar vermeniz gerekir. Şu görsel de bir gönderme olsun. Son. Teşekkür ederim. Hemen soruları cevaplayacağım. Zamanınızı biraz fazla aldım. Çok özür dilerim. Ama konu heyecanlı bir konuydu benim için. Mesela yapay zeka bu kadar gelişmiş şu bu falan filan ama şeyi bile gördüğünüz gibi düzgün yazamamış. <laughs> yani evet. Çok güzel yapay zeka gelişiyor şu bu ama temel seviyede hala bazı aksaklıklar devam ediyor. Hızlıca sorulara bakıp müsaadenizle sonduruyorum. Uydurma özet örnekleri için chat GPT'nin manipüle edilerek yazdırılmış olması mümkün değil mi? Sosyal medya hikayelerinin öğretenler oldu. Belki arka planda böyle sorular. Pardon soruyu siz bilmiyorsunuz ben okuyayım. Uğur Kaya Uğur şöyle sormuş sağ olsun. Bu yanlış uydurma özet örnekleri için chat GPT'nin manipüle edilerek yazdırılmış olması mümkün değil mi? sosyal medya 2 artı 2'nin 5'e eşit olduğunu öğretenler ol, oldu. Öğretenlerle dolu pardon. Belki arka planda böyle sohbetler mevcuttur. Olabilir Uğur kesinlikle. Ama ben de şeyi paylaşmaya çalıştım sizlerle. Ee, nedir onun adı? Getirdiği yanlış sonuçları. Mesela özet, roman özetinde. Belki yanlış roman yazmış olanlar olabilir. Ama en azından chat şunu bekleriz değil mi? Yani analiz olarak. Gittin, bir sürü yere soruyorsun. Yani bunların yüzde 2 artı 2 4 diyorsa işte yüzde 10'u 5 diyorsa herhalde çoğunluğu getirmeni bekleriz senden. Azınlığı getirmeni değil. Dolayısıyla evet böyle manipülasyonlar olabilir. Zaten gördüğün gibi sonuçlarda gelebiliyor. Mustafa daha sormuş. Bu teknolojinin manipüle edebilir tarafını düzeltilmesi, daha doğru sonuçlar üretmesi tahmin ne kadar bir süre alabilir? Ve bundan kurumlar kişiler nasıl emin olabilir? Ee, çok zor emin olmamız. Yani emin olmamız şöyle sizin analiz gelen analiz sonuçlarını değerlendirmenize bağlı. Size söylediğim gibi bir sonuç geliyor ama sizden pozisyonunuz gereği beklenen nedir? Bu sonuçları yorumlayabilmeniz. Mesela ben örnek veriyorum. Malver analizi yapamıyor da inanın 20'den fazla çeşit sordum malver analizi yapması için. Hatta internette şey paylaşanlar falan var. Ben yaptırdım falan filan diye. Ben yaptıramadım malver analizi için. Yaptı, getirdi. Ben hiç o analizi üstünden değerlendirmeden geçmeden Direkt işte ben analiz yaptım buyurun diye şey yaparsam e, tabii ki orada şey düşme ihtimalimiz çok yüksek. Zor bir duruma. Çünkü görmüş olduğunuz gibi sonuçlar şey değil. Ne zaman öyle bir seviyeye gelebiliriz? O dediğimiz seviye tabii ki çok ileri bir seviye. Belki arka tarafta gelmişlerdir bilmiyorum. Hani mesela şu şeye dikkat ettiniz mi? E, Google, Facebook, şu bu hepsi bir yandan çalışıyor. OpenAI, e, Apple'dan ben bir açıklama duymadım şu ana kadar. Biz de şöyle bir şey geliştiriyoruz. Çünkü benim yaptığım araştırmalara göre Apple çok ciddi araştırmalar yapıyor. Ve e, özellikle hem bilgisayarda Mac'te hem de iPhone'da şeyle, CPU ile entegre bir yapay zeka çalışması var. Yani çok muazzam bir çalışma yaptı yapıldı iddialı. Tabii şu anda çıkmadığı için bu anlattıklarım spekülasyon olduğu için e, kanıtlayacak bir şeyim yok. Okuduklarımdan, araştırdıklarımdan söylüyorum. E, bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldığını biliyorum. Ama e, tam olarak doğru sonuçlar ne zaman getirilir? Onun için bir tarih vermem çok zor ama her zaman şüpheci olmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Çok isabetli sonuçlar getirdiği zaman bile 10 tane sonucun 9 tanesinin bir tanesinde hata olabilir. Zaten bütün sonuçları bir analiz gibi, mesela esosyal analiz gibi her şeyi yapabilecek bir seviyeye geldiği zaman ona zaten e, GI dediğimiz seviye. Yani bir insan gibi tek bir şey değil, tek bir e, örnek veriyorum. Yazı yazmak. Değil mi? chat GPT sadece şey chatbot. Başka bir özelliği bildiğimiz yok. Yani alıp bir şeyleri bir şey yapamıyor. Sonuç getiriyor. Ya da işte yazma tool'ları var. Tek işi o. Eğer bir yapay zeka ürünü tek bir e, task'ten ziyade multitask olabilirse yani bir şey, SOC manager gibi SOC ekibini yönetecek seviyeye gelirse bir tane iş değil bir sürü iş yapabilecek o seviyeye gelirse zaten bunu AGI dediğimiz bir seviye diyoruz. O zaman evet Zaten o seviyeye gelirse dediğiniz seviyeye gelmiş oluyor. Yani artık o işi yapay zekaya bırakıp sonuçlarına güvenip bir insandan daha az hata yapmasını bekliyorsunuz. Ama şu yakın bir zamanda olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama çok da uzak olacağını düşünmüyorum. Ama tam ne kadar bir süre şey yapmak çok zor. Çet GPT'ye nedenle güveniyoruz? Pamirçil Müşteri verilerini Çet entegre edebilecek miyiz? Fikriniz nedir bu konuda? zaten bu konunun cevabını kısmen vermeye çalıştım Pamir. ChatGPT'ye güvenmiyoruz. ChatGPT değil, hiçbir sisteme ve şeye güvenmiyoruz. Bizim e, güvenlik tarafında her zaman temel alacağımız prensip nedir? Zero Trust. Bizim bizimiz Zero Trust'a göre e, riskleri, şeyleri değerlendirip bir şema kurmak. ve ChatGPT'ye de güvenmiyoruz. Verilerin ne kadar hassas olduğu, bu verilerin ne kadar şey verileceği. Yani on-premise bir ChatGPT ya da ChatGPT'ye ChatGPT gibi bir uygulama yazdırıp ya da başka şeylere bunu on premise kullanıp yani OpenAI'ye herhangi bir veri vermeyecek şekilde kullanmak gibi çözümler düşünülebilir. Ee, ama genel olarak zaten bizim hiçbir sisteme e, ya da hiçbir çalışana şey manasında yanlış manada olmasın bu güvenlikçi olarak güvenimiz olamaz. Biz dediğim gibi zero trust prensibine göre Sistemi, mimari tasarlar buna göre hareket ederiz. Tuncay Dinca, chat GPT Google arama motorunun yerini alabilir mi? Bunun için ne kadar zaman ihtiyaç var sizce? Bence çok rahat aldı Tuncay Bey şu aşamada. Ben çok basic şeyleri Google'dan yine bakıyorum tabii ki. Ama çoğu zaman chat GPT kullanıyorum. Çoğu insanda benim gördüğüm kadarıyla chat GPT kullanıyor. Bence tamamen aldı diyemiyorum. Kendi adıma konuşuyorum tabii ki. Hala çok kullanan insan var. Belki bu şeyden dolayıdır. Yani chat girme login olma durumu var ya soruyorsunuz bir şey oluyor falan filan. E, insanlar i̇nsanlar bunu kullanamayacaklar ya da prompt tarafını kullanamayacaklar diye belki çekiniyorlar. Ama kullananlar ciddi şekilde Google yerine chat kullanıyorlar. O yüzden dedim yani buradaki özellikle sisolarımız varsa yani ekibin gözünün içine baktığı ne olacak ne edecek dediği insanlar varsa onların bu değişime mutlaka ayak uydurup entegre olması gerekiyor. Yoksa bu tren kaçarsa e, şey olacağını düşünüyorum. Yani o liderlik pozisyonundaki insanların geri planda kalabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla evet böyle bir yerini alma durumu söz konusu. İşte o yüzden mesela bu işi nasıl ChatGPT'ye nasıl rakipler oluşturabiliriz? Gördüğünüz gibi Telegram botu oluşturmuş. Yani login olmanıza gerek yok, bir şeye gerek yok. Ya da işte WhatsApp oluşturmuşlar. E, herhangi bir şekilde log login olmanıza gerek yok. Bir mesaj kadar kolay. Açayım, sorayım, pat cevap alayım gibi işi kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Ee, dolayısıyla durum bu şekilde. Ee, adını vermek istemeyen bir dinleyicimiz. İtalyan Veri Koruma Kurumu ülkenin ülkesinin veri güvenliği endişesiyle ChatGPT İtalya'da yasakladı. Kesinlikle Almanya'da şu anda yasaklama yolunda ee, şeyi örnek alarak onun da bilgisini vermiş olayım size. Yapılan açıklamada verileri OpenAI tarafından toplanan kullanıcılara veri sahiplerine hiçbir bilgi sağlanmıyor denildi. Daha da önemlisi platformun dayandığı algoritmaları eğitmek için kişisel verilerin büyük çapta toplanmasını ve işlenmesini destekleyen hiçbir yasal dayanak yok gibi görünüyor. Açıklamalarında bulundu. Bu durumda Türkiye'de de benzer yasaklar getirme durumu olabilir mi? Ben bununla ilgili herhangi bir indikatör göremedim şu ana kadar. Ama Almanya'da <laughs> Almanya'da Almanya'nın bilgi şeyinden sorumlu direktörü e, İtalya'dan aldıkları değerlendirmeler sonucunda Almanya'da da ChatGPT'nin yasaklanması için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Orada Türkiye ile ilgili herhangi bir şey şu anda ben göremedim. Türkiye tarafında bu iş çok ciddi alınıyor mu? Benim gördüğüm çok ciddi alınmıyor. Ancak şöyle olabilir. Yani işte bu Almanya'dan sonra İngiltere, Fransa bunlar da şey yaparsa Türkiye'de belki ondan sonra aa ne oluyor ya bir dakika biz de yasaklıyoruz. Bunların yasaklığına göre bir vardır. Deyip bir aksiyon alabilir. Ama şu anda e, öyle bir şey ben hiç yani baktığım kadarıyla duymadım da görmedim de. Better call, do not pay. Kanir, evet. Güzel bir espri olmuş. Doğru. Artık avukatları değil, do not pay'i arıyor olacağız şey için. Ben chat GPT BTC'ye benzetiyorum hocam. Hem yavaş yavaş alternatif de öyle, hem de aslında yakın gelecekte çok büyük etkileri olabilecek bir teknoloji doğuyor. Bakalım hangi boynuzlar kulağa geçecek. Ee, olabilir. Doğru Hamir Bir benzetme yapmışsın. Ne kadar benzer bilemiyorum. Ben birkaç örnek verdim. Dediğim gibi yani chat 3 ay gibi bir sürede 100 milyon kullanıcı erişti. Ee, ama belki öyle bir benzetme de yapılabilir. Nurhan Gül sormuş. Chat GPT belirli sayıda soruya kadar geçmiş hafızada tutuyor. Bu durum öğrenmede sürekli açısından sıkıntı oluşturmaz mı? Öğrenmede süreklilik açısından sıkıntı oluşturabilir. Aslında şöyle, ChatGPT'in yeni bir chat oluştur ee, sekmesi var biliyorsunuz sol üstte. Yeni bir şey oluşturduğunuz zaman e, artık şey konuşmaya yeni başlıyorsunuz gibi değerlendiriyor. Ama aynı chat üzerinden giderseniz o zaman evet e, geçmişteki şeyleri sorularınızı ve yorumlarınızı baz alıyor. Dolayısıyla o şeyin üstesinden öyle gelebilirsiniz. Yoksa dediğiniz gibi çok ciddi sıkıntı olur. Yani geçmiş yorumlarınızı sürekli değerlendirip ilerlerse GPT o zaman sağlıklı sonuçlar getirmeyecektir. Çok güzel bir soru. Ama yeni chat başlat dediğiniz zaman chati e sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi geçmiş sorularınızı ve şeyleri baz almıyor zaman. Başka soru yok zannediyorum. Bütün soruları cevaplamaya çalıştım. Herkese çok teşekkür ederim değerli zamanınız için. Umarım faydalı olmuşsunuzdur. Ee, bir soru geldi. Son anda Halit Yaman, Elif Yaman. Ee, Çift prompt yazma konusunda tavsiye edeceğiniz siteler, eğitimler var mı? Ee, eğitim konusunda ya bunlarla ilgili listeler var. Bir sürü liste. Ben de bu listeleri aldım. Ee, o listelerden bakmaya çalışıyorum bu listeler şeyde çok public yani her tarafta bulabilirsiniz. Google'a yazsanız bile ChatGPT <laughs> için Google'a yazabilirsiniz. ChatGPT promptları diye. E, Türkçe için böyle bir kaynak oluşturulmadı diye diyebiliyorum. E, İngilizce için var çok fazla sayıda. E, o promptları deneyip şey yapmak lazım. Yani aslında biraz sizin deneyimlemeniz güzel olur. E, tabii o promptlara da bakabilirsiniz. Dediğim gibi mesela en ver, en güzel vereceğim örneklerden bir tanesi sorunuzu mümkün olduğu kadar detaylı ve onun ne yapmasını istiyorsunuz İşte siz KVKK ile ilgili çeklisi oluşturuyorsanız KVKK uzmanı gibi sen bir Data Protection Office gibi davranmanı istiyorum bana da terli sonuçlar getirmeli istiyorum gibi şeyler vardır ben de bu promptları denemeye çalışıyorum kendi adıma aldığım bazıları gerçekten daha farklı sonuçlar getiriyor ve bu noktada size tavsiyem o promptları alıp yani ondan şöyle oluyorlar naizane tavsiyem alıyorsunuz o promptları diyorsunuz ki bunları almak için alayım şeyde saklayayım Öyle değil. Elinizi lütfen şeye sürün hamura. Gidin chat bir öyle sorun. Bir böyle sorun. Bir detay ekleyerek sorun. Bir o detayı çıkararak sorun. Gelen sonuçları değerlendirin. İnanın böyle çok daha kafanızda kalacak ve o promptları siz kendiniz oluşturmaya başlayacaksınız. Başkalarının oluşturduğu promptları şey yapmak yani. Tabii ilk başta onlar size yol gösterici ve faydalı olabilir. Ama ben kendi adıma öğrenme şeklimi söyleyecek olursam böyle daha net öğreniyorum. Çünkü ne sorduğum zaman ne geleceğini uygulamalı yaptığım için daha faydalı oluyor. Bu arada ChatGPT açıp e, size birkaç bir şey de göstermek isterdim. Ama şey hem zaman yetmedi hem de şey oldu. E, ChatGPT beni banladı. <laughs> bir seferden dolayı. IP'den dolayı olabilir VPN kullandığım için. E, tam öyle bir aksilik oldu şeyin açılışında. Dediğim gibi bu şeyleri çok rahat internetten bulabilirsiniz. Ücretsiz paylaşılıyor. E, ama tavsiye tavsiyem kendiniz sorup kendiniz şey yapın. Eee BART için ne durumda bilgimiz var mı? diye sormuş Barış İçen. BART da benim gördüğüm yani şu anda Türkiye'de şey değil bildiğim kadarıyla. E, ulaşılabilir değil. E, Performansı ChatGP kadar iyi değil. E, hatta Google biraz hüsrana uğradı. Bu yüzden geliştirmeye çalışıyor bildiğim kadarıyla. E, ChatGP'nin şeyini alabilecek konumda değil. E, benim ama beklediğim en büyük şey e, Apple'ın getireceği şey. Apple şu anda çok sessiz ve çok ciddi çalışmalar yaptığını şeyden biliyorum tabi. E, sosyal medyadan ve haber kaynaklarına. Gizli bir bilgi yok elimde öyle. <laughs> Arkada gizli çalışıyorlar gibi. E, Apple'dan çok ciddi bir e, şey gelmesini bekliyorum. Atak gelmesini bekliyorum. Hani bundan sonraki aşamada ne olur derseniz. Onu görmeyi bekliyorum. Mesela şey için de ben bunu yaptım. Bunları da yapmanız güzel. E, mesela Medium'a yazı yazarken bunların şeyi var ya dal iyi -E, mid journey işte olsa bir sürü şey benzer resim uygulamaları bunların aslında şeyini şurada göreceğiz yani şu anda yaptığımız barkla ilgili sadece şey olabilir spekülatif yorum gelip de denediğimiz zaman anca o zaman yorum yapabileceğiz mesela ben dal iyi -E deniyorum mid journey diyorum mid journey açık ara diğer resim şeylerin önünde çok açık ara yani getirdiği resimler yaptığı şeyler çok daha iyi ama o bir yere kadar bile limitli e nasıl limitli şunu yapmaya çalıştım. Biz işte eşimle gezmeyi çok seviyoruz. İşte gezdiğimiz yerlerden fotoğraflarımız var. Örnek veriyorum işte Hollanda'dan. Hollanda fotoğrafını yine bir deneyim sorduğunuz için anlatayım. Ona şöyle bir şey yapmak istedim. Romantik biraz olsun <laughs> bir kitap hazırlamak istedim ve orada şeyden gitmediğimiz yerlerin arka planı değiştirmekse Hollanda'da fotoğrafımız var ya. Mesela Paris'e gitmedik. Arka tarafını değiştirdim. bu Photoshop'ta çok rahat yapılabilir de benim yapmak istediğim bunu yapay zekayla yapmaktı. Photoshop'tan ziyade. Arka tarafta işte Hollanda'yı çıkarsın. Şeyi koysun. Eiffel Tower'ı koysun. Paris'i koysun. Oraya gitmek de bizim için bir hedef olsun. Yani gidelim bu pozu çekelim gibi. Neyse çok uzatmayayım. Böyle bir planım vardı. Mid Journey'e o promptlarla o kadar çok uğraştım ki. Ya bak Mid Journey. Yüzleri değiştirme. Arkayı değiştir sadece. Eiffel koy. Video yüzü değiştiriyor. Ya Mid Journey. Bak sadece arka planı değiştirmeni istiyorum. Video yüzü değiştiriyor. Arka planı da değiştiriyor. Onu da Yani Benle eşimden başka her şey bambaşka yüzler koyuyor ya. Ben o fotoğrafı nasıl bulabilirim? İnanın 30'dan fazla prompt denedim. Hatta işte bu size söylediğim promptlara gittim. Yüzü değiştirmeden nasıl yaparım falan filan. Hiçbir şekilde girdiğim hiçbir promptta şey olmadı. Yüzü değiştirmeme işini yapamadım. Hepsinde gitti yüzü değiştirdi. Üstelik bir de şey de ödemiştim. Ya yani para da ödemiştim. 10 dolar aylık yapması için para ödemem gerekiyordu. Onu da ödedim. Ödemekten de çekemedim. Ha Benim için şöyle güzel bir tecrübe oldu. Bunu niye anlattım? Bazen o promptlar da işe yaramıyor. Yani yapay zekanın öyle bir kapasitesi yok. Sonra çok araştırdım. Baktım herkes şey almış. Ya gidin ne uğraşacaksınız? Photoshop'ta iki dakikada değiştirin. Falan filan diye. Ya ben de Photoshop'ta değiştiririm. O problem değil de ben orada hani bunu yapay zeka ile yapabildim. Bunu şey yapmaya çalışmıştım. Ee, ama günün sonunda öyle olmadı. Yani o seviyeye gelmemiş. Dolayısıyla bu yapay zeka şeylerini hangisi iyidir, hangisi şeydir diyebilmek için bir şey yapabilmek lazım deneyebilmek lazım onlar arasında dediğim gibi işte mesela burada gördünüz ya iki tane bot var birisi WhatsApp botu öteki Telegram botu bir tanesi nasıl direkt cevap veriyor bot gibi bot resmi bile öyle gördünüz ya yani veriyor bitiriyor tamam öteki nasıl değil mi mimikler ha 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 gülmeler sana soruyor işi peşini bırakmıyor Espri yaptın çok güzel ama tamam gerçekleri düşünüyorsun söyle bakalım falan gibi yani işte bu hem şeyle alakalı bir şey yetenekleri görmek hem de hangi siz şey yapıyor. Mesela öteki WhatsApp olan bot tabii ben bir daha bir şey sorarsın pek gelmez yani. Ama bununla öteki botla hani öyle havadan sorular sormak için işte hayatın anlamı nedir? Sence ölünce nereye gideceğiz? Ee, şeylerini görmek için yeteneklerini sohbet edilebilir. Dolayısıyla aslında biraz şeye bağlı. Sizin beklentiniz ne? İhtiyacınız ne? Onlara nasıl karşılık veriyor? Bu şeyler. Onun için de dediğim gibi lütfen bütün bu yaptığım şeylerden dediğim gibi şu ana kadar bir sürü hem resim tarafında işte hem bu chatbot tarafında bir sürü botu denemeye çalıştım. Entegrasyon tarafında bazı projeler yapmaya çalışıyorum. Size tavsiyem nacizane lütfen elinizi e, sürün e, hamura, girin, görün. E, çok daha faydalı olacak. Aslında bir noktada şey de göreceksiniz. Çok o istenilen noktada değil. Çok çok bir şeyler uzak değil ama bir şeyler yapılabilir. Ama ne yapılabilir bunu biraz kendiniz görmeniz gerekir. Barış Bey'in bir sorusu daha var. Bu arada ben çok zamanınızı çaldım. Ayrılmak isteyenler ayrılın lütfen. Barış Bey'in son şeyini cevaplayayım. Soruları ondan sonra bitireyim. Evet, kimsenin sorusu kalmasın. Kodlamayı nasıl etkiler? Kodlamayı tabii ki e, o konuda developerların işini alacağı söyleniyor. E, gelen yorumlardan. Bu benim kendi yorumum değil. Çünkü e, görmüş olduğunuz gibi mesela ben de bir kodlama yapmıştım. Keyword'leri search etmek için. O da yaptı. Birbirine çok benzer. Öyle ahım şahım bir yok. Tabii ki şu noktada tam yerini alabilir miyiz? Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Her zaman şey tarafında ihtiyaç var. Monitörleme tarafında birine ihtiyaç var. Gerçekten o kodlar şey yapıyor mu? İşe yarıyor mu? Kodun içerisinde başka kodlar var mı? Güvenlikçi bakış açısıyla bakışacak olursak. Ama evet kodlamaya yeni bir soluk getireceği kesin. Kodlamadan hiç anlamayan insanlar gidip chat GPT'ye basit skriptler, basit kodlar çok rahat yazdırabilirler bunları gidip işte stack, stack overflow'dan falan filan da bulabilirsiniz belki. Evet ama onları yapmak daha zor bence. ama bu ChatGPT ile çok daha kolay hale gelmiş olacak. Microsoft OpenAI ChatGPT kendi EDR'ına entegre edeceğini duyurdu. Evet Copilot ismini vermek istemeyen başka bir katılımcımız söylemiş. Aynen. Copilot'tan bahsediyorsun. Ben ondan bahsedecektim unuttum. Çok teşekkür ederim. Sizce bundan sonraki süreçte işte zeki mürende bizi görecek mi? Yani ChatGPT'nin bir siber güvenlik ürünü API üzerinden konuşarak ürüne kural whitelist, black, blacklist ee, ya da farklı aksiyonlar alması etkileşimli bir hale gelebilecek mi? Kesinlikle gelecek. Copilot diye bir şey duyurdu. E, şey, Microsoft. E, inceleyebilirsiniz Güzel bir şey. Ben ondan bahsedecektim. Unuttum. Çok teşekkür ederim. Hatırlattığınız için. Copilot tamamıyla kesinlikle bunları entegre olacak. E, böyle şey, işte blacklistir, whitelistir Bunların çok daha ötesinde şeyleri olduğu söyleniyor. Tabii ben burada webinarda size şeyi anlatmaya çalıştım. Yani kendi deneyimliliklerimi getirmeye çalıştım. O yüzden böyle işin uzmanı gibi. Aa efendim evet kopilot değiştirir her şeyi. Yani gerçekten şunun yorumlarını yapıp sizi yanlış yönlendirmek istemem. ChatGPT'nin <laughs> yanlış sonuçlar getirmesi gerekiyor. Evet bu gelen sistemle kopilotta her şey değişecek. Hayır bilemiyorum değişecek mi? Yani onu size söyleyebilmem için kopilotu test etmem lazım. Görmem lazım. İşte mesela burada chat GPT test ettim ve size sonuçları getirdim. Bakın böyle böyle aslında öyle şey değil. Ya da işte Mid ile Dal ile ilgili bir yorum yaparken gidip başkalarının yazdıklarını okuyup size getirip onları sunmaya çalışmadım. Kendi deneyimlerimi sunmaya çalıştım. Dolayısıyla evet bir şeyler değişiyor. Bir şeyler şey oluyor ve bu ürünler hep anlatılırken biliyorsunuz e, mükemmel uçuyor kaçıyor şöyle yapıyor. Ama sahada görmem lazım. Yani sahada gerçekten o şeyi sağlıyor mu bana konforu sağlıyor mu o dediği aradan bile mesela blacklist oluşturduğum aradan geçiriyorsa 3-5 tane yani bazen bir tane geçirmesi bile benim şirketimi mahvetmesine yeter geçiriyorsa o zaman ben copilot'a çok da mükemmel diyemeyeceğim o yüzden bunları e, ben deneyimlemeden e, izninizle çok yorum yapmak istemiyorum ve şu anda deneyimleme şansım yok çünkü copilot şu anda piyasaya açık ürün değil yani en azından demosu falan olsaydı deneyebilirdik bu şeyde de oluyor. Hani insanoğluna da vardır ya. Çok uzatmak istemiyorum ama. Medium'da mesela Medium'da diyorum. LinkedIn'de falan bana yazanlar oluyor. İşte ben şöyle mükemmelim. Şurayı hackledim. Beş yaşında işte NSA'ya girmiştim falan filan. Diyorum ki yani benden bir destek istiyorsan mentorluk ya da şey konusunda tabii ki olayım. Ama şu söylediğin şeyler bana bir şey ifade etmiyor. Ben seni sahada görmek isterim. Yani istersen beş yaşında NSA'yı hacklemiş ol. Bu söylediğin şey benim için havada bir şey. Yani hacklerken ben seni göreyim. O zaman evet belki şey yapabilirim. Bu ürünlerde biraz öyle. Yani evet çok mükemmel olabilir. Bir şeyler entegre ediyor. Arkasında Microsoft var. Evet, çok güzel. Ama dediğim gibi e, bazen işte OpenAI var. ChatGPT'nin arkasında gidiyor romanı. Olmayan bir romanı e, özetleyip getirebiliyor. Yani böyle şeyler oluyor mu oluyor. Dolayısıyla biz güvenlikçi bakış açısıyla bakıp e, bu iş mükemmeldir. Olay devrili değil. Şüpheci bakış açısıyla Evet. Gelsin bir görelim. Entegre edelim. Sonuçlara bakalım. Yorumlarımızı yapalım. Çok siyasi bir cevap oldu. <laughs> Başka soru yok zannediyorum. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Zamanımı çok açtım. Ama önemli bir konuydu. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bana eşlik edip dinlediğiniz için. Umarım sizin için de faydalı bir webinar olmuştur. Hepinize sağlıklı, güzel, huzurlu, güvenli günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.